Geri dönüşü olmayan yanlış, vicdana zulümdür. Masum bir katilin ruh hali Yazar Gökhan Yıldız Seslendiren Mustafa Atik Kitap yazma fikrimin oluşmasını sağlayan ve bana ilham veren çalışma arkadaşım, değerli ağabeyim Sayın Zafer Baysal'a ve kitabımın editörlüğünü yapan Sayın Levent Preveze'ye teşekkürlerimi sunarım. 10 Eylül 2019 Gökhan Yıldız Şarköy sahilinde yürüyordu amaçsızca. Kalbinde anlam veremediği huzursuzlukla. Anlamak istiyordu bizi bu kadar duygusuzlaştıran, insanlığımızı azaltan neydi? Oturdu bir köşeye Alper Engin. Bir yandan düşünüp bir yandan durgun olan denizi seyrediyordu. Hayata bir anlam yüklemenin çabası içerisinde saati akşam etti. Alper Engin Ankaralıydı. Şarköy'e hapishanede tanıştığı Adnan isimli arkadaşının isteği üzerine gelmişti. Hapishaneden çıkmıştı. Artık özgürdü ama köyüne gidecek cesareti bir türlü kendinde bulamıyordu. O yüzden bir süre burada kalmayı düşündü. Alper Engin uzun boylu, Geniş omuzlu, sert bakışlı, 30 yaşında Ankaralı bir Anadolu yiğidiydi. Heybetliydi görünüşü. Lakin yaşadıkları gücünü kırmıştı. Şarköy'de arkadaşı Adnan'ın yardımıyla iş aramaya başladı. Taşı sıksa suyunu çıkartacak biriydi Alper Engin. Lakin sabıkalı oluşu tüm kapıların yüzüne kapanmasına sebebiyet veriyordu. Günler süren bu iş arama canını çok sıkmıştı. Akşam olduğunda arkadaşı Adnan'a iş aramayı bıraktığını söylemeye karar verdi. Adnan, sabıkalı olduğum için iş bulamıyorum. Biliyorum Alper, biliyorum. Sabıkalı adama ne iş, ne aş, ne de eş verilir. Nasıl yani iş bulamayacağımı biliyorsan neden söylemedin? Gerçeklerle yüzleşmen için. Alper Engin şaşırmıştı. Derin bir düşüncenin ardından Adnan'a ''Peki önerin nedir?'' ''Benim yaptığım işi yap. Senin gibi birine ihtiyacımız var. Hem güvenilir birisin hem de cesaretlisin.'' ''Adnan, sen yoksa hala hapishaneye düşmenin sebep olan işlerle mi uğraşıyorsun?'' ''Bak, buraya geldin. Gerçeklerle tanıştın Alper. Burada bizim gibilere kimse iş vermez.'' Adnan'ın hapishaneden çıktıktan sonra yeniden kaçakçılığa başlamasına şaşırmıştı Alper Engin. Hapishanedeyken bir daha bu hataya düşmeyeceğini tekrar edip duruyor. Helal Lokman'ın, emeğin öneminden söz ediyordu. Hatalarından dolayı Allah'tan af diliyor, namazını aksatmıyordu. Alper Engin kendini tutamayarak hapishanedeki sözlerini hatırlattı. Adnan sen değil miydin Hapishaneye bir daha dönmem diyen, yaptıklarından dolayı Allah'tan af dileyen ne değişti Adnan? Unutmadım Alper ama dışarıda şartlar farklı işliyor. Sen geçmişini bıraksan da geçmişin seni bırakmıyor. Görüyorsun, bizlere iş veren bile yok. Sen iş bulabildin mi? Bunlar hep bahane. Cebine bol para giriyor ve bu rahatlığı kaybetmek istemiyorsun senin gibi bir hayat sürmektense aç kalmayı tercih ederim. Adnan bozulmuştu. Alper Engin'in bu çıkışına hayatın gerçekleriyle umarım tanışırsın dedi gönülsüzce. Aslında Adnan da bu durumdan memnun değildi. Ama Alper Engin'in dediği gibi rahata alışmıştı. Alper Engin Adnan'ın evinden çekip gitmeyi düşündü. Zaten buraya geçici olarak gelmişti kardeşinin yanına gitme cesaretini bulup biraz da para biriktirdikten sonra geri dönecekti. Yine de şimdilik burada kalmaya karar verdi. Hapishanede zor durumda yanında olan arkadaşını bu şekilde yanlış içerisinde bırakmak istemedi. Ertesi sabah Alper Engin kafası epey dolu bir şekilde iş aramaya koyuldu. Hep olumsuz yanıt alan Alper giderek daha çok ümitsizliğe kapılıyordu. Hem iş bulamamanın stresini hem de Adnan'ın başını belaya sokmasının endişesini yaşıyordu. Şarköy'e geleli bir hafta olmuştu. Ümitsizliği iyice artmıştı. Hem parasızlığın derdi hem kardeşinin özlemi içerisinde efkarlı bir şekilde eve döndü. Adnan henüz gelmemişti. Saat epey geç olmuştu. Acaba başını belaya mı soktu diye endişelendi. Kapının çalmasıyla Alper Engin rahatladı. Nerede kaldın Adnan? İşle ilgili sıkıntılar var. Herkes senin gibi güvenilir değil Alper. Bizim de riskimiz bu. Zor kaçtım. Yapma bunu Adnan. Sen tekrar hapishaneye mi dönmek istiyorsun? Eee yine başlamayalım. Ben yatıyorum. Adnan odasına çekildi. Efkarlı efkarlı sigarasını içmeye başladı. Alper Engin'in elinden bir şey gelmemesi canını sıkıyordu. O gün sabaha kadar gözünü kırpmadı. Günün ilk ışıklarıyla kalkıp tekrar iş aramaya koyuldu. Az olan parası iyice tükenmek üzereydi. Çarşıda dolaşırken bir sahaf dükkanı ilgisini çekti. Çocukluğundan beri kitaplar ilgisini çekerdi. Sahafta olan kitaplara bakınırken yaşlı bir adam Alper Engin'in uzaktan izliyordu. Alper Engin kitapları çok detaylı inceliyordu. Yaşlı adam Alper Engin'e doğru yaklaştı. Yeğenim merhaba. Seni buralarda ilk kez görüyorum. Pek detaylı inceliyorsun. Merhaba amca. Evet, buralı değilim. Bir arkadaşımın yanına geldim. Fazla param olmadığı için bu kadar inceliyorum. Yeğenim canın sağ olsun. İstediğini al. Ben bu işi gönül işi olarak yapıyorum. Senin gibi gençlerin varlığı benim hissediyor. Yaşlı adamın bu sözleri Alper Engin'i mutlu etmişti. İyi insanların varlığı ümitlerini yeşertmişti. Yaşlı adam Alper Engin'in çay ısmarlamak için oturttu. Alper Engin'in omzuna dokunarak ''Evlat, benim adım Bilal Aydın. Kitapçı Bilal derler.'' Eski, yıpranmış kitapları hayata döndürdüğüm için Bilal Usta diyeni de vardır. Sen kimsin? Ne iş yaparsın? Alperengin geçmişinden sıkılırcasına yuvarlak bir cevap verdi. Bilal amca adım Alperengin. Ankaralıyım. Herhangi bir işle uğraşmıyorum. işsizim. Senin gibi bir yiğide iş vermemelerine şaşırdım. Sabıkalıyım amca. Ondan. Yaşlı adam fazla üzerine gitmek istemedi. Lafı dolandırmadan doğrudan bunu itiraf etmesi hoşuna bile gitmişti. Yaşının verdiği deneyimiyle düzeltiyorum. Yaşının verdiği deneyimle sözüne devam etti. Evlat, herkes hata yapar. Herkes yanlış yapar. Habilerek, habilmeyerek. Herkes sırt çevirirse onlar da hata yapmış olur. Senin nasıl bir kalbe sahip olduğun belli. Kitap okumayı alışkanlık haline getirenler kalbini terbiye etmesini öğrenmiş demektir. Alperengin yaşlı adamın sözlerini ilgiyle takip ediyordu. Yaşlı adam sözlerine devam etti. Senin hamurun sağlam evlat. Gel benim yanımda çalış. Alperengin çok sevinmişti bu teklife. Sağ olun efendim. Gerçekten bir işe çok ihtiyacım var. Sen sağ ol evlat. Ben artık yaşlandım. Kimim, kimsem yok. Bir eşim, bir oğlum vardı. Onları kaybettim. Tek başımayım. Civar yerlere artık gidemiyorum. Üç tekerlekli, kırmızı sepetli bir motorum var. Onunla bana yardımcı olabilirsin. Tamam Bilal amca, sağ ol. Ne zaman başlayayım? Hemen. ''Yarın başla.'' Alper Hengin sevinç içinde evin yolunu tuttu. Eve gittiğinde Adnan'ı televizyon başında buldu. ''Adnan, iş buldum.'' ''Ne işi?'' ''Sahap. Eski kitapların yanı sıra yeni çıkan kitapları da satacağım.'' ''İyi. E, biliyor mu senin sabıkalı olduğunu?'' ''Biliyor. Çok iyi biri. Herkes senin dediğin gibi değil Adnan. Sana da bir iş bulalım. Temiz bir hayatta yaşa.'' Öyle kolay olmuyor Alper o işler. Neden? Sonu cezaevine gidecek bir işi kolayca yapıyorsun ama. Hmm, tekrar aynı şeyleri konuşmayalım. Konuşalım Adnan. Kaç para senin özgürlüğünden daha değerli? Cezaevine düştükten sonra milyonların olsa neye yarar? Ben senin gibi değilim Alper. Üç kuruş kazanmak için sabah akşam çalışamam. Büyük oynuyorum. Riskin farkındayım. Çok para kazanırsam bu işleri bırakacağım. Belki çok para kazanırsın Adnan ama emin ol çok para kazandığında ondan daha fazlasını kazanmak için aynı riski tekrar alacaksın. Kendine yaptığın kötülüğün farkında değilsin. Adnan'ın içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için Alper Engin sürekli nasihat ediyordu. Ama Adnan dinlemiyordu. Alper yatmak üzere odasına çekildi yarın işteki ilk gününü düşünüyordu. Birden aklına iş buldum dediğinde Adnan'ın memnuniyetsizliği takılmıştı. Herhalde canı başka bir şeye sıkkın diye düşündü ve uykuya daldı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandı Alper Engin. Kahvaltı yapmak için Adnan'ı uyandırmaya gitti. Odada yoktu. Yine ne işler peşindesin kim bilir diye söylendi. Tek başına kahvaltısını yapıp yola koyuldu. Dükkana geldiğinde Bilal amcanın dükkanı açtığını, demlediği çayın ilk yudumlarını aldığını gördü. Bilal amca geç mi kaldım? Hayır evlat, ben erkenciyim. Geç otur sana bir çay koyayım. Bugün işin çok. Nereden başlayacağım? Ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Alışırsın evlat. Motora bindiğinde istediğin yerde dur. Şansın her yerde dene. Doğru insanlara ulaşırsan kitapları satarak dönersin. Gel sana benim emektar motorumu göstereyim. Depoya doğru yürüdüler. Alper Engin'in beklediğinden daha eskiydi. Umarım yolda kalmam diye içinden geçirdi. Alper Engin'in endişeli hali Bilal amcanın dikkatini çekti. Motoru göstererek İşte bizim emektar evlat. Meraklanma. Yolda bırakmaz seni. Bilal amca içimi okudun gerçekten. Eee olsun o kadar evlat. Kaç yaşına geldik? Haydi bakalım. Geç direksiyona. Alper Engin heyecanlı görünüyordu. Motoru dükkanın önüne çekti. Bir amca Alper'in yüzündeki mutluluğu görünce doğru kişiyi seçtiğine emin oldu. Hadi evlat kitapları yükleyelim. Hangilerini yükleyeceğine sen karar ver. İnsanlar sence ne okur? ''Ne ilgisini çeker, onu sana bırakıyorum.'' Alper Engin, dükkandan insanların ilgisini çekebileceğini düşündüğü kitapları arabanın kasasına yükleyerek hazır hale getirdi. Bilal amcayla vedalaşarak yola koyuldu. Alper Engin rastgele motoru sürmeye başladı. Canının istediği yerde durup şansını deneyecekti. Yarım saatlik bir yolculuğun ardından yolun sağında alışveriş için insanların... Kalabalıklaştığı bir yeri fark etti. Kendisi için bir fırsat olabilirdi. Motoru uygun bir yere çekti. Elbise, sebze meyve satanlar, kitap satan birini görünce garipsemişti. Burada durabilir miyim? dedi Alperengin, pazarcılardan biri. Biz sebze meyve satıyoruz. Senin bize zararın olmaz. Durabilirsin. dedi. Alperengin bu cevabı sevinmişti. Hemen tezgahını kurdu. Saatler geçmesine rağmen tezgaha ilgi yoktu. Alper Engin'e bakışlar iyice artmıştı. Gelen gidenin olmaması Alper Engin'in canını epey sıkmıştı. Ama öyle hemen vazgeçecek biri değildi. Birkaç saat daha bekledikten sonra 16-17 yaşlarında genç bir delikanlı geldi. Alper Engin'in içten bir sesle selamladı. ''Abi merhaba.'' ''Merhaba buyur nasıl yardımcı olabilirim sana?'' Bir hediye kitap alacağım. Benim için özel bir. Hmm, anladım. Dur bakalım sana ne verebilirim. Bak, sana Özdemir Asaf'ın şiir kitabını vereyim. İki yerini işaretleyeceğim sadece. O neden abi? Sen o yerleri oku. Demek istediğimi anlarsın. Ben de zamanında işe yaramıştı. Sende de yarayacağını düşünüyorum. Genç şiiri okumaya başladı. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Özdemir Asaf Aşk. Genç şiiri çok beğendi ve heyecanla diğer Özdemir Asaf şiirine geçti. Ölebilirim genç yaşımda en güzel şiirlerimi söylemeden götürebilirim. Şimdi kavak yerleri esiyorken başımda sevgilim seni bir akşamüstü düşünebilirim. Düzeltiyorum. Seni bir akşamüstü düşündürebilirim. Özdemir Asaf mesaj. Delikanlının heyecanı daha da arttı. Bu şiirleri kız arkadaşına okuyacağı düşüncesi onu iyice heyecanlandırmıştı. Bu sırada Alper diğer kitapları da inceliyordu. Daha güzel şiiri bu genç adamı sunabilmek için epey kitap taradı. Bak sana bir kitap daha tavsiye ediyorum. Nihal Atsız'ın şiirlerinin yer aldığı bir kitap. İşaretlediğim yer bence duygularının ifade edilişinin en iyisidir. Delikanlı şiiri okumaya büyük bir heyecanla başladı. Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanarda ne biçim korla tutuştu? Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse. Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse. Her şey silinip kaybolurken nazarımdan yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sanki ki kül ettin beni onmaz yakışınla. Ey sanki ki gönüller tutuşur her bakışınla. Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince. Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince. Gönlümdeki azgın devir rüzgarları attım. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Gözler ki birer parçasıdır sende ilhan, ilahın, gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin, sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Bir başka füsün fışkırıyor sanki yüzünden, bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden. Hasret sana ey 20 yılın taze baharı. Vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı. Dinmez günülün, tapmanın aşkın sesidir bu. Dinmez ebedi özdeyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler. Tek bendeki volkanları söndürse denizler hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil imkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil. Sırretmeye elden seni bir perde olurdum. Toprak gibi her çiğnedin yerde olurdum. Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur. En hisli şiirden de örülmez bu güzellik yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbinin işidir, gözle görülmez bu güzellik. Nihal atsız, geri gelen mektup. Genç, Alper Engin'in tavsiye ettiği şiirleri çok beğendi. O kadar beğendi ki bu şiirlerle etkileyemeyeceği kız yok diye düşündü. Genç, hazine bulmuşçasını sordu. Abi çok sağ ol, sen hep buralarda mısın? arkadaşlarıma da söyleyeyim. Onlar da mutlaka gelecektir. Buralarda kitapçı bulmak zor. Kitaba hasretiz. Albering'in delikanlının bu sözleriyle oldukça mutlu olmuştu. Gençleri kitapsız bırakmamalıydı. Bu gencin heyecanını görünce aklına William Leblins'in sözü geldi. Gençliği iyiye yönelten insanlığı iyiye yöneltir. Alper Engin ilk gününde sadece 7 kitap satabilmişti. Buna rağmen burada biraz daha vakit geçirmeyi doğru buldu. Günü geçirmek için bir sabahçı kahvesi buldu. Sandalye üzerinde uzanırken aklında sadece kardeşi vardı. Karşısına çıksam, beni affet desem, çözüm olur muydu? Diye kendi kendine söylendi. Cesaretini toplamak için daha vakit vardı Alper Engin'in. Günün ilk ışıklarıyla Yola koyuldu Alperengin. Pazarcılar onu görünce tekrar gülümsemeye başladı. O Alperengin buralardasın hala. Yanlış iş yapıyorsun, tutmaz bu iş. Alperengin uzatmak istemedi. Evet abi buradayım. Kolay gelsin size. Alperengin özenle kitapları diziyordu. Dünkü genç aklına geldi. Acaba dediği gibi tüm arkadaşları gelir miydi? Üç saat geçmişti, tezgah açılalı. Sadece bir kişi tezgahla muhatap olmuştu. O da adresi sormuştu. Yabancı olduğu için yardımcı da olamadı. İyice canı sıkılmıştı. Çok geçmedi. 15-20 kişilik bir grup genç geldi. Önlerinde de dünkü delikanlı. Alper Engin bu ilgiden oldukça memnun olmuştu. ''Abi merhaba, merhaba abi.'' Sesleri arasında gençler kitapları incelemeye koyuldular. Dünkü genç Alper Engin'e dönerek lafa girdi. Abi demiştim ya sana geleceğimizi. E, demiştin sağ ol. Sizlerin bu ilgisi beni çok mutlu etti. Gençler heyecanla Dostoyevski, Kafka, Gorki, Tolstoy, John Steinbeck, Jack London, Gogol, Miguel de Cervantes, eh Stefan Zweig, George Orwell, Cengiz Aymatov gibi usta yazarları inceliyorlardı. Yerli yazarları inceleyenler de vardı. Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali, Oğuz Atay, Yaşar Kemal, Peyami Safa, Orhan Kemal, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet, Can Yücel, Aziz Nesin. Gençlerden biri Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanını inceliyordu. Tutunamayanları ilk okuduğunda Alper Engin henüz lisedeydi. Okuduğu o güne döndü. Bu kitap onun hayatına yön vermesinde belirleyici olmuştu. Gencin yanına yaklaştı. Merhaba delikanlı. Çok kaliteli bir kitap inceliyorsun. Bu kitabı okuduğumda ben de senin yaşlarındaydım. Merhaba abi, sağ ol. Ne anlatıyor bu kitap? Hayata tutunamayan, gidişatı kabul etmeyen, inkarın ve isyanın romanıdır bu kitap. Önce trenle bir yolculuğa başlayacaksın. Keyifli okumalar şimdiden sana. Sağ ol abi, tavsiyene uyacağım. Bir başka genç tarih kitaplarını inceliyordu. Alper Engin elinden geldiğince gençlerle ilgilenmeye çalışıyordu. Tarih kitaplarıyla ilgilenen bir genci fark etti. Tarih gençler tarafından pek sıkıcı bulunur genellikle. Ama bu genç tarih kitaplarını inceliyordu. Alper Engin gence yavaşça yaklaştı. Merhaba, tarihle ilgilenmem beni mutlu, mutlu etti. Maalesef gençler tarihe önem göstermiyor. Haklısınız, sınıfımda durum bundan farksız. Siz de tarihle ile ilgileniyorsunuz galiba. Meraklıyımdır. Geçmiş bizi geleceğe hazırlayacaktır. Hatalarımızın tekerür etmemesi için tarihi çok önemli buluyorum. Kesinlikle haklısınız. Size bir soru sorayım öyleyse. Çanakkale'de Atatürk yoktu diyen tarihçiler türedi. Ne düşünüyorsunuz? Evet, Çanakkale'de Atatürk yoktu. Bunu ifade edenler doğru söylüyor. Genç bu arada şaşkınlığını gizleyemedi. Alper Engin'in sözüne devam etti. Çanakkale'de düşman attığında Mustafa Kemal Atatürk diye bir asker yoktu. Çünkü Atatürk bizim saflarımızdaydı. Atatürk Çanakkale'de yoktu diyenler Çanakkale'yi kara ve deniz savaşları olarak ayırıp bir bütün olarak görmeyip hainlik edenlerdir. Atatürk Arıburnu'nda, Congbayırı'nda, Kireçtepe'de, Anapartalar'da, Settül Bahir’de düşmanla çarpışmıştır. Genç ilgiyle Alperengini dinliyordu. Sakin bir yapıya sahip olan Alperengin'in sinirlendiği ender anlardan biriydi. Bire bile tarihi çarpıtıp insanları zehirlemek bu kadar kolay olmamalıydı. Alperengin sözlerine devam etti. Atatürk Çanakkale'de o kadar etkili olmuştur ki namı tüm Anadolu'ya yayılmıştır. 1917 yılında Urfa, Mutasarıfı. Nusret Bey tarafından bir Atatürk anıtı dahi dikilmiştir. Tarihe dikkat edelim 1917. Yani sonradan olan hiçbir şey yok. Atatürk Çanakkale'de en kilit isimlerden biridir. Bunu gökten meleklerin gelip bizi kurtardığına inananlara zor anlatırız ama hakikat budur. Gençlerin yoğun ilgisi Alper Engin'i çok mutlu etmişti. Kırmızı sepetli motorunun etrafı gençlerle dolup taşıyordu. Ona gülen pazarcı esnafı şaşkın ifadelerle olan biteni seyrediyordu. Alperengin pazarcılara döndü. Elinde kitaplar vardı. Normal biri olsaydı ne oldu deyip eğlenirdi ama Alperengin farklıydı. Elinde olan kitapları pazarcılara uzattı. Bunları okuyun. İnanın dünya bambaşka olacak sizin için. dedi. Pazarcılar şaşkınlıkla kitapları inceliyordu. Kitaplar arasında Dostoyevski Suç ve Ceza, Saint Exupéry, Küçük Prens, George Orwell'ın 1984 ve Kafka'nın Dönüşüm, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 ve Robin Sherman'ın Ferrarisini Satan Bilge gibi kitaplar vardı. Pazarcılar ücret ödemek istediler. Alper Engin, bunlar size hediyem dedi. Ödeme konusunda ısrarcı olunca Alper Engin tezgahta bulunan muzlardan alıp bunları dağıtıyorum öyleyse, dedi. Onay alan Alper Engin, gençlere muzları alkışlar eşliğinde dağıttı. Alper Engin bu mevkide bir hafta geçirdi. Artık gelen giden müşterileri oldukça fazlaydı. Pazarcılar da ona iyice alışmıştı. Pazarcılar boş vakitlerini artık kitap okuyarak değerlendiriyordu. Fotoğrafı çekilecek bir sahneydi. Alper Engin insanlara faydalı olmanın huzuru içerisindeydi. Bir ara kardeşi aklına geldi. Hüzünlendi. Lise 1 gencin seslenmesiyle irkildi. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ ol. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Hunları, Göktürkleri, Selçukluları, Osmanlı'yı, Atatürk'ü yakından tanıyabileceği meseller arıyorum. Hmm, dur bakalım sana neler bulabiliriz. Alper kitaplar arasında en yararlı olabilecek eserleri arıyordu. Sonunda aradığı kitapları buldu. Kitaplardan bazıları Bahattin Ögel'in Büyük Hun İmparatorluğu, İbrahim Kafesoğlu'nun Türk Milli Kültürü, Profesör Doktor Osman Turan'ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün Osmanlı Tarihi, Atatürk'ün Nutuku ve Fali Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabıydı. Bu delikanlı kitapları satın alarak teşekkür etti. Alperengi'nin kitaplarla bu kadar ilgili olması genç bir kızın oldukça ilgisini çekti. Belki klasikleşmiş ama bir o kadar önemli o soruyu sordu. Okudum ve hayatım değişti. Dediğiniz kitap var mı? Alper Engin bu soruyu cevaplamakta tereddüt yaşadı. Karşısında olan 16-17 yaşlarında bir genç kızdı. Konuya girse ayaküstü ifade edebilecek bir konu değildi. O nedenle sadece kitapları verip ön yargısız okumasını tavsiye etti. Alper Engin'in genç kıza tavsiye ettiği kitapların tümü İlhan Arsel'in kitaplarıydı. Genç kız yıllardır aradığı kitapları bulmuş gibi sevindi. Heyecan içerisinde teşekkür edip diğer kitapları incelemeye koyuldu. Alper Engin bir haftadan fazla süredir buradaydı. Artık gitme vaktinin geldiğini düşündü. Kitapların büyük bir bölümü satılmıştı. Artık dönüp Bilal amca bu durumu sevinçle anlatacaktı. Alper Engin için veda vakti gelmişti. Pazarcılar Alper'in gitmesinden büyük üzüntü duydular. Alışmışlardı ona. İşlerinden biri Alper Engin'e yaklaşarak Gitmezsen olmaz mı Alper? Maalesef gitmem gerek. Burada fazla bile kaldım. Hepiniz sağ olun. Sen sağ ol Alper. Bize çok şey öğrettin. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın. Alper Engin'in ardından uzun uzun el salladı pazarcılar. Alper Engin de kırmızı sepetli motoruna atladı. Giderken dönüp elini havaya kaldırdı. Onları selamladı. İstikamet şarköydü. Bilal amcaya kitapları sattım diyecek olmanın heyecanı içerisindeydi motor kitapların azalmasıyla artık daha fazla sürat yapıyordu. Akşam olmak üzereydi. Görünen ilk tabela şarköye 50 kilometre kaldığını gösteriyordu. Birbirine benzeyen yollardan kafası dolu bir şekilde ilerliyordu. Daha yolun üçte biri tamamlanmamıştı. Yolun sağında otostop çeken bir genci fark etti. Durup durmamakta kararsız kaldı çünkü motorun yanında oturacak bir yer yoktu. Motorun kasasını alırsam ayıp olur diye düşündü. Kararsızlık içinde durdu. Hayırdır kardeşim? Abi sağ ol sabahtan beri bir sen durdun. Nereye gideceksin? Şarköy. Ben de oraya gidiyorum. Ama kasadan başka bir yer yok. Olsun abi giderim ben öyle. Kasaya geçti genç. Bir gözüyle Alper Engin'in diğer gözüyle motoru süzüyordu. Kasada Dikkatini kitaplar çekti. Hemen sordu. Abi kitapçı mısın? Evet, kitapçıyım. Adım Alper Engin. Sen ne iş yaparsın? Adın nedir? Adım Erkan. Şarköy'de bir balık restoranında çalışıyorum. Yemeğe ee, mutlaka beklerim. Balıklarımız çok iyidir. Fırsat bulursam gelirim tabii. Erkan'ın motora binişinden sonra Alper Engin'in dalgınlığı gitmişti. Erkan sürekli sorularıyla Alper Engin'in kafasını şişirse de durumdan rahatsız değildi. E hey abi anlatsana kaç yaşında bu motor? Bilmem ben sadece yolda kalıp kalmaması ile ilgileniyorum. <laughs> abi bir daha otostop çekemem. Sen gibi birini de bulamam. Aman iyi davran motora. Erkan'ın konuşmaları gülümsetiyordu Alper Engin'i. Hiç susmayan yapısıyla kardeşi Yusuf'un çocukluğunu hatırlıyordu. Bir süre Erkan'dan ses çıkmayınca Alper Engin döndü baktı arkaya. Erkan orada mısın? E buradayım abi kitapları da aldım. İyi tamam beğendiğini sana hediyem olsun. E, balıklar da benden o zaman. Olmaz öyle. Birkaç tane daha al o zaman. Dengelensin. Bence abi sen ikinci balığı da yemelisin. <laughs> Kitaptan daha değerli. Düzeltiyorum. Kitap daha değerli. Erkan'ın hazır cevaplılığı Alper Engin'i şaşırtıyordu. Kitap ilgisi de hoşuna gitmişti. Başını hafif arkaya dönerek... Eee neleri inceliyorsun Erkan? Kürk Mantolu Madonna. Hmm, güzel kitaptır. Nasıl satılmamış şaşırdım. Ne anlatıyor abi bu? Tutkulu bir aşkı. Hmm, o zaman bana göre değil. E, niye öyle dedin? Ben de sevdim abi. Kız beni istemedi. Kesin Zengin Koca arıyordu. Yoksa benim gibi yakışıklıyı kim istemez? <laughs> Alper Engin gülmemek için kendini zor tuttu. Bunu fark eden Erkan, "Abi vallahi inerim araçtan, sabaha kadar başka araç beklerim." "Tamam, tamam kızma. Başka kitap bak. Bu olmadı." Erkan kasabada kitapları karıştırırken fıkra kitabına denk geldi. "Alper abi sanırım alacağım kitabı buldum. Neymiş o? Fıkra kitabı. Gülmeyi unuttuk be abi." Oku bakalım bir tane. Gülmeyene kadar cevap düzeltiyorum. Oku bakalım bir tane. Gülmeyene kadar devam edelim. Tamamdır abi. Erkan rastgele bir sayfa açtı. Okumaya başladı. Polis yurt dışına kaçak insan taşıyan komik kamyon şoförüne sorar. Polis ne var kamyonda? Şoför. Mal var amirim. Bunun üzerine kaçaklardan biri oradan kafasını çıkararak sen kime mal diyorsun lan der. Polis hani mal vardı sen kimi kandırıyorsun? Şoför eee mal olmasa kafasını çıkarır mı? Alper Engin ve Erkan bastı kahkahayı. Eğlendikleri her hallerinden belli oluyordu. Yolda zaman su gibi geçiyordu. Erkan devam ediyorum abi. Alper Engin et bakalım. Sen musluğu kesmişsin. İnfaz ve komur... E, burayı baştan alıyorum. İnfaz ve koruma memurunun parantez içinde gardiyan diyoruz. Biri acil durum butonunun çalması üzerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çeken mahkumun yanına gitmiş. Abi sigara. Verdik ya sana bir iyilik, iki iyilik, üç iyilik nereye kadar? Ya sabır. Hadi al şunu. Acil durum butonunun çalmaları sürekli devam etmiş. İnfaz ve koruma memuru dayanamayarak senin suçun ne? için gelmiyor mu diye sordu. Ağabey ben annemi babamı öldürdüm. <laughs> Sen musluğu kesmişsin haberin yok. Fıkra Erkan'ı güldürmüştü ama Alper Engin'in durgunlaştırmıştı. Konu hapishane olunca hele bir de ölüm olunca gülümsemek içinden gelmemişti. Alper Engin bu biraz ders verici diye ekledi zor durumda yanımızda olan her zaman annedir, babadır. Fıkra kitabı Alper Engin'in gülmemesi üzerine kapandı. Yolculuk da bitmek üzereydi zaten. Şarköy tabelası görünmüştü. Şarköy'e girişte Erkan çalıştığı yeri Alper Engin'e gösteriyordu. Alper abi çalıştığım yer burası. Mutlaka balık yemeye bekliyorum. Gelmeye çalışacağım Erkan. Bu arada Fıkra kitabını bıraktım. Düzeltiyorum buradaki e, ses tonlamasını. Bu arada fıkra kitabını bıraktım. Tercemi kürk mantolu madonna'dan yana kullandım. Aslında kız arkadaşım beni ne zengin olmadığım için ne de yakışıklı olmadığım için terk etti. Kız arkadaşım beni raif efendi olamadığım için terk etti. Alperengin çok şaşırmıştı. Merakla sordu. Raif Efendi'yi biliyorsun. Evet abi kitabı daha önce okudum. Ama anladım ki okumak yetmiyor. Çıkarılan dersleri uygulamada da başarılı olmak gerekiyormuş. Kız nerede şimdi Raif Efendi ile Maria da bir dönem ayrılmışlardı. Ama bu aşk onları tekrar birleştirmişti. Ta ki ölüm ayırıncaya kadar. Alper abi ben Raif Efendi olamadım ki. O Maria olsun. Hala seviyorsan vazgeçme Erkan. Bakalım abi şu an beklemek daha doğru. Her şey için sağ ol. Sen sağ ol. Sözüm olsun sana balığı seni bir daha görmek için bahane edeceğim mutlaka. Erkan gülümseyerek motorun kasasından indi. İlginç biriydi Erkan. Alper Engin'e sadece 70 dakikalık bir yolculukta yıllardır görüşüyormuş hissi uyandırdı. Sıra Bilal amcaya gitmekteydi birkaç dakika içinde çarşıda oldu. Emektar motorun sesini duyunca Bilal amca hemen ayağa fırladı. Burada bir dakika su molası veriyorum arkadaşlar. Ooo Alper hoş geldin. Hoş bulduk Bilal amca. Ver elini öpeyim. Estağfurullah evlat sağ ol. Ne yaptın? Nasılsın? Oo kitapları da bitirmişsin. Evet Bilal amca. Gençler çok ilgi gösterdiler. Bu senin başarın evlat. Doğru noktayı seçmişsin ki satılmış. Alper Engin kazandığı tüm parayı Bilal amcaya uzattı. Bilal amca suratını düşürerek... <laughs> Bu olmadı evlat. Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım? Koy onu cebine. İhtiyacın görürsün. Alper Engin almak istemedi. Bilal amcanın zorlamasıyla ancak parayı alabildi. Kendine gösterilen bu ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ailemden sonra kalbime dokunan ilk adam oldun Bilal amca sağ ol. Çok yardımcı oldun bana. Evlat sen muhtaç birine Yardımcı olmaz mısın? Ben de aynısını yapıyorum. Yalnız iyilik yapacağın adamı doğru seç. Alperengin son sözlerine anlam veremedi Bilal amcanın. Nasihat gibi düşündü. Alperengin Şarköy'den ayrıldıktan sonra onun bir katil olduğu o çevrede duyulmuştu. Bilal amca her şeye rağmen ona desteğe hazırdı. Çünkü Alper Engin'in dürüstlüğüne inanmıştı. Böyle temiz biri bilerek isteyerek birinin canını yakamazdı. Bilal amca lafına devam etti. Alper Engin, sana diyeceklerim var. Ben seni evladım kadar sevdim. İnsanlar üzerine gelebilir. Neden Bilal amca? Sen gittikten sonra senin adam öldürdüğün, Katil olduğun gibi laflar çıktı işte. Alper Engin kısa bir şok yaşadı. Bunun nasıl duyulduğuna anlam veremedi. Bunu kimseye anlatmamıştı oysa. Bir süre düşündükten sonra kafasında bir ışık çaktı. Tek bilen Adnan'dı. Önce buna inanmak istemedi. Adam böyle bir şey yapmaz herhalde diye düşündü. Alperengin Engin ayağa kalktı, gitmek istedi. Bilal amca durdurdu. Evlat, nereye gidiyorsun? Bilal amca yüzüm yok. Lütfen bırak beni. Sen bana söyledin zaten sabıkalı olduğunu. Yüzünün kızarmasına gerek yok. Bilal amca ben... Ağlama evlat. Anlat, rahatlatırsın. Ben senin bilerek, isteyerek bir şey yaptığına inanmıyorum. Kazaydı Bilal amca çok kötü bir kaza. Alper Engin çok kötü görünüyordu. Kendini suçlar hali Bilal amcanın vicdanını sızlatıyordu. Başını ellerinin arasına alıp sürekli keşke, keşke diye sayıklıyordu. Bilal amca yeniden söze girerek Alper, evladım kalk bir yüzünü yıkayalım. Kendine gelirsin. İstemiyorum Bilal amca. Evlat, bir kaza için kendini fazla yıpratıyorsun. Bilmediklerin var Bilal amca, bilmediklerin. O gün Alper Engin Bilal amca her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattı. Onu dinledikçe Bilal amcanın üzüntüsü kat ve kat arttı. Bir de insanların ona tavrı, yaklaşımı iyice Alper Engin'in gücünü kırmıştı. Alper, çok sıkıntılar yaşamışsın. Üzüldüm yaşadıklarını. İnsanlar seni görünce tepki vereceklerdir. Benim onların tavrı karşısında dik duracağıma şüphen olmasın. Lakin seni daha fazla üzmelerine müsaade edemem. Seni çiftlik evime götüreyim. Kafan rahat olsun. Kimse seni üzmesin. Bilal amca sağ ol. Zor bir dönemde varlığına beni ayakta tuttun. Buradaki işlerimi halledip, kardeşimin yanına gideceğim. Umarım beni affedebilir. Alper, kardeşin sana çektiyse seni affeder. Onun da ruh halini düşünmek gerek. Gitmeden önce mutlaka yanıma uğra. Alper Engin zorlukla ayağa kalktı. Çarşıdan geçerken esnaftan üç kişinin sataşmasına maruz kaldı. Hayatın bütün yükü sanki omuzlarındaydı şarkıya gelmeme sebep olan Adnan mıydı beni satan? diye düşüne düşüne Adnan'ın evine doğru hareket etti. Alperengin bu duruma inanmak istemiyordu. Adnan bunu yapmış olabilir miydi? Hapishanede son sigarasını bile paylaşan Adnan bunu yapmış olabilir miydi? Karşısına çıkıp sorarsa inkar edecekti. Alperengin sakin kalarak durumu anlamak istiyordu eve gittiğinde Adnan'ı evde buldu. Öfkesini belirtmek istemiyordu ama her halinden belli oluyordu. Adnan, Alperengin'i görünce sevinçle karşıladı. O Alperengin, hoş geldin. Nerelerdesin? Ne yaptın? Özettin kendini. Sağ ol Adnan ama maalesef iş iyi gitmedi. Bıraktım. Adnan bu duruma sevinmişti. Alperengin'i yanına çekmek istiyordu. Çarşıdaki insanların onu katil bilmesinden haberi yok diye düşündü heyecanla. Sordu. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum Adnan. Sen de durumlar nasıl? İyi bizim işler. Sen de gel Alper. Zor durumunu atlatana kadar gel en azından. Tamam. Adnan şaşkınlık içerisinde Alper İngin'in çaresizlikten kabul ettiğini düşündü. Alper Engin'in yaptığı tamamıyla zarf atmaktan başka bir şey değildi. Alper söze girdi. Adnan zaten seninle iş yapacaktım. Katil olduğumu duyurmana gerek yoktu. Fark etmiyor gerçi onları artık görmeyeceğim. Bilip bilmemelerinin bir önemi yok. Onların senin durumunu öğrendikten sonraki tepkilerini bilmen için söyledim. Atılan zarfa Adnan yutmuştu. Alper Engin kendini çok kötü hissetmişti güvendiği bir tarafından satılmanın acısını yaşadı. Zarar görmesin diye hapishaneye tekrar girmesin diye uğraştığı arkadaşı sırf kendi menfaati için onu satmıştı. Bozuntuya vermedi durumu. Hiçbir şey olmamış gibi. Haklısın Adnan. Neyse çay koyacağım içeriz değil mi? İyi olur vallahi Alper. Aramıza katılışını kutlayalım. Çaylar geldi. Adnan'ın suratı birden düştü. Alper Engin'in çayları koyduğu bardak Adnan'ın hapishanedeyken kullandığı bardaktı. Üç paket sigaraya yaptırdığı boncuk işlemesi vardı üzerinde. Alper Engin ona hapishaneyi hatırlatmak istemişti. Suratının düştüğünü fark etti Alper. Hiçbir şey olmamış gibi konuya girdi. Eee ne yapacağız? Ben bu işlerle hiç uğraşmadım. Adnan Alper'deki değişime şaşırmasına rağmen ikna olmuştu onun yanında olduğuna. Bu duruma, inanmasına Alper Engin'in çaresiz kaldığı, tüm kapıların ona kapandığı düşüncesi sebep oldu. Sen orasını merak etme, sana anlatacağım. İki gün sonra bir ilaç sevkiyatı olacak. İlaç? E, beraber çalışacaksak her şeyi bilmeliyim değil mi? A, uyarıcı madne. Adnan? Tamam tamam, uyuşturucu sevkiyatı. Nerede olacak bu sevkiyat? Kızıca dere kıyı yolu. Hmm, peki riskimiz? Ya polis bizi alırsa? Hava yasını merak etme. Biz olayın koordine kısmında olacağız. Ha Tamam. Ben işleri toparlamak için çıkacağım birazdan. Sen de dinlen. İki gün sonra büyük bir vurgun yapacağız. <laughs> Alper Engin ses kaydını kapattı. Her şey kayıt altındaydı. Adnan her şeyden habersiz sona doğru yaklaşıyordu. Alper Engin o gün sabaha kadar uyuyamadı en çok kardeşini düşündü. Şarköy'de her şeyi yoluna sokup yollara düşecekti. İlk işe Adnan'ı yakalatmak olacaktı. Ardından Erkan'ın balık davetini onu görmek için bahane edecekti. Son olarak çok şey borçlu olduğu, ona güvenen, sahip çıkan Bilal amcaya gidecekti. Beklenen gün gelmişti. Uykusuzdu. Ilık bir duş alıp Şarköy karakolunun yolunu tuttu sevkiyatın nerede olacağından ve ses kayıtlarından artık emniyetin haberi vardı. Alperengin eve döndü. Yarım saat geçmedi ki Adnan eve geldi. İçeri girer girmez. Hazır mısın Alperengin? Hazırım. Tamam o zaman beş dakikaya çıkalım. Adnan odaya gidip silah almıştı. Alper tedirgin oldu. Bir olumsuzluk çıkmasında endişe etti. Bir şekilde silahı almalıydı. Adnan'a dönerek. "E Benim silahım nerede peki? Başka silah yok. İyi bende dursun o zaman. Kendimi güvensiz hissettim. Ee, tamam al bakalım. Silah işini de halletmişti Alper. Zihni hep farklı çalışmıştır. Alper kendisini satan arkadaşını bile satacak adam değildi. Peki öyleyse neydi bütün bunlar? Alper Engin'in Adnan'ı tutuklatma çabası nedeni neydi? Artık yola çıkma vakti gelmişti. Alper'i daha önce görmediği siyah bir araç yanaştı. Şoför koltuğunda olan adam belirli bir süre sonra araçtan indi. Direksiyonu Adnan geçti. Araç dikkat çekmemek için kontrollü bir şekilde ilerliyordu. Adnan sakin görünüyordu. Polis takipteydi. Alper Engin onu tuzağa sürüklüyordu. Bir de depoya gelindi. Diğer polis aracı da sevkiyat arabasının yolunu kesecekti. Çok titiz bir çalışma ile araç alındı. Araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktı. Adnan yine Alper depoda bekliyordu. Adnan sevkiyatı yapacak şoförle iletişim kuramayınca tedirgin olmaya başladı. Alper Engin polislerin gelmesini heyecanla bekliyordu. Alper Engin Adnan'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Adnan bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendi. O sırada polis ekipleri içeri girdi. Yat 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 ara şunu ara ve bir telsiz sesi. Amirim burası temiz. Adnan yüzüstü ters kelepçe yapılmıştı. Alper Engin ise ayaktaydı. Komiser Alper Engin'e yaklaşıp Her şey için sağ ol Alper Engin. Rica ederim komiserim. Bu silahı da alın. Onun silahı yok. Kimseye zarar gelmesin diye ben aldım. Alper Engin sağ ol sana da. Ne kadar teşekkür etsek az. Bu konuşmaları duyan Adnan şok olmuştu. Alper Engin'in neden yanında çalışmayı kabul ettiğini anlamıştı. Alper'in derdi beni yakalatmakmış ama neden diye bunu kendi kendine sormadan edememişti. Adnan el kelepçeli bir şekilde ayağa kaldırıldı. Tam götürülecekken Alper Engin komiseri iki dakika konuşmak istediğini söyledi. Komiser Alper Engin'in iyilikleri dolayısıyla müsaade etti. Hapishane arkadaşı Adnan Alper Engin'in tam karşısındaydı. Gözlerinin içine bakarak. Adnan sen kaybedensin. Neden beni sattın Alper neden? Ben seni satmadım Adnan. Sen beni sattın. Sırf beni yanına çekmek için katil olduğumu duyurdun. Sanma ki beni sattın diye seni ihbar ettim. Bunu en başından yapmalıydım. Lakin seni düzeltmek için çabaladım. Üzerimde hakkın var. Yaptığın iş insanları zehirlemek, umutlarını çalmak üzerine. Ben seni satmadım. Düzelme ihtimaline karşı yanlışına bir süre müsaade ettim. Düzelmediğini görünce bu işe bir son verdim. Böyle olmasına üzüldüm. Lakin masum insanların canının yanması beni daha çok üzerdi. Adnan Alper Engin'in sözleri üzerine ağzını bile açamadı. Boynuna eğip gitmek durumunda kaldı. Alper Engin hüzünlüydü. Arkadaşının sonunu göre göre ona yardımcı olamamıştı. Duygusal biriydi. Alper Engin dizlerinin üstüne çöktü ve hüngür hüngür ağladı. Alper Engin için Şarköy macerası artık sonlanıyordu. Bir valize bile az gelecek eşyalarını toparlamak üzere Adnan'ın evine gitti her adımında Adnan'la konuşmaları zihninde canlanıyordu. Odasına geçen Alperengin eşyalarını toparlamaya koyuldu. Çantasına son koyduğu eşyası kara kaplı defteriydi. Bu defter Alperengin'in çocukluğundan beri gününü gününe olmasa da haftalık aylık düşünce ve fikirlerini içeriyordu. Yatağın başında oturan Alper Engin'in rastgele sayfaları çevirmeye başladı. Alper Engin'in günlüğü Hapishanedeki ilk bir hafta. Babamı kazayla öldürmem üzerine jandarma tarafından ellerim kelepçe vuruldu. Babamı kaybetmenin acısı içimi yakıp kavururken bir de tutuklanarak cezaevine gönderildim. Her şeyin anlamsız olduğu düşüncesi kafama iyice yerleşmişti. Annemi daha çocuk yaşta kaybetmiştim. Bir de babamın silah kazasıyla ölümüne sebebiyet vermem Dünyamı alt üst etti. Zavallı kardeşim yalnız başına kalmıştı. Henüz 19 yaşındayken. Ring aracı beni cezaevine götürürken içimde bir ürperti vardı. Cezaevi, işkenceleriyle, rüşvetiyle meşhur cezaevleri. Beni neler bekliyordu kim bilir. Mahkumların kapı altı cezaevi çalışanlarının mahkum kabul dediği bu yere beni jandarma teslim etti. Kapı altında beni iki infaz ve koruma memurum karşıladı. Tedirgindim. Etrafıma tedirginlikle bakıyordum. Adının Gökhan olduğunu öğrendiğim memur yanıma yaklaşarak omzuma dokundu. Sakin olmamı bana yardımcı olmak üzere buralarda olduklarını söyledi. Acaba baba katil olduğumu biliyor mu diye düşündüm. Ama bilmemesine imkan yoktu. Dosyam önündeydi. Sonradan buraya gelen herkesin bir şekilde suçlu olduğu geldi aklıma tedirginliğim memurların makul yaklaşımlarıyla biraz azalmıştı. Ali isimli bir memur tarafından kimlik bilgilerim istendi. Adımı, soyadımı, adresimi, eşgalimi, her bilgimi alıp fotoğrafıma kadar çektiler. Üzerimde olan para, saat ne varsa emanete alındı. Ilımlı karşılanmanın rahatlığı üzerine bir bardak su istedim. Memur Gökhan bana bir bardak su getirdi ve ekledi. Bize ne su vermeyenlerden ne su dökmeyenlerdeniz. Bu söze anlam verememiştim. Koridorda beni tekli odaya götürürken anlamını sorma fırsatı buldum. Su verilmemesinden kastı Kerbela olayı, su dökülmemesinden kastı Sivas Katliamıymış. Beni o gün tek kişilik bir odaya aldılar. Ahmet isimli bir başefendi saat başı kontrolümünün yapılmasını memurlara söylüyordu. O gün stresten sıkıntıdan sabaha kadar uyuyamadım. Memurlar saat başı kendime zarar vermemem için dolanıyorlardı. Kendime zarar vermeyi düşündüm. Lakin buna ne şartlar müsaade ediyordu ne de benim buna cesaretim tam olarak vardı ertesi sabah olduğunda beni tekli odadan koğuşa almak için memurlar geldi. Yeni koğuşum E3 koğuşuydu. İlk dikkatimi çeken koğuşun epey kalabalık oluşuydu. Adnan isimli bir mahkum bana yatacağım yeri gösterdi. Ters bir şey söyleyen, rahatsız eden yoktu. Burada herkes mahkumdu. Koğuşla konuşmaya başladıkça burada ne işim olduğunu iyice sorguladım. Cinayet mahkumları, kaçakçılar, kapkaççılar, suç örgütleri mensupları, her suç türünden insan vardı. Dikkatimi ilk çeken hususlardan biri de hepsinin kendilerini kader mahkum olarak görmeleriydi. İçimden geçirdiğimi dışarıya söyleyemedim. Ne kadar mahkumu hepiniz azılı birer suçlusunuz. Bu kader değil, bu irade bilerek isteyerek bir kader mahkumu varsa o da benim. Alper Engin kara kaplı defterine oldukça o günlere de adeta geri dönüyordu. Alper Engin'in günlüğünden işçi koğuşu. Cezavine girdikten sonra kardeşim Yusuf'un ziyaretime gelmesini çok bekledim. Beni derinden yaralayan en büyük olay babamın ölümünden sonra kardeşlerimden kopmamdı. Olay daha yeni, öfkesi yatışınca gelir dedim ama hala gelmedi. Kaza olduğunu bile bile beni suçluyor, görüşüme hiç gelmiyordu. Mektuplarıma bir kez dönüş yapmıştı. O da beni suçlayan ifadelerle doluydu. Bir daha mektup yazmamamı söylüyordu. Zor günler geçiriyordum. Ne param, ne huzurum vardı. Nereye kadar böyle devam edecekti? Sigaram da yoktu bir dal sigaraya muhtaçtım. Bana koğuşta yardımcı olan kahrımı çeken sadece Adnan vardı. Adnan bir gün bana tanıdık bir memur abimiz var. Ona söylerim beni eskilerden tanır. İşçi koğuşuna aldırır seni dedi. Zafer abi diye bir memur sayesinde işçi koğuşuna geçtim. Bu koğuşa geçmemle sıkıntılarım biraz olsun azaldı en azından ihtiyaçlarımı giderecek kadar para kazanabiliyordum. Alper Engin'in günlüğünden kütüphane İşçi koğuşuna geçtiğimde ilk fark ettiğim şeylerden biri de koğuşta bir kitaplığın olmamasıydı. Benimle irtibatı kesmeyen tek kişi olan dayıoğlu Ergün'den getirttiğim kitapları bir raf oluşturup tek tek dizdim. Diğer mahkumlar ne yaptığıma bakıyorlardı. Yaklaşık 30 kitabı buraya dizdim. Üstüne de Nuri Ulusu kütüphanesi yazdım. Mahkumların ilgisini çekmesi zaman almadı. Okuma yazma bilmeyenlere de okuma yazma öğrenmelerinde yardımcı oluyor. Zamanında bu dört duvar arasında geçiriyordum. Nuri Ulusu Atatürk'ün uzun yıllar kütüphaneciliğini yapmış olan bir kişiydi. Alper Engin bunun iyi bildiğinden bu ismi koymuştu. Sosyal devlet anlayışı ve cezaevleri Alper Engin'in günlüğünden Neredeyse bir yıl oldu cezaevinde oluşum. Mahkuma tanınan hakların dışarıda gariban halkımıza tanınmadığını üzülerek ifade etmeliyim. Barınma bedava, yemek bedava. Parantez içinde sonradan istenir ama ödeneği azdır elektrik sadece ortak yaşam bedava. Sıcak su, soğuk su bedava. Doktor bedava, ilaç bedava, ameliyat bedava, psikolog bedava. Halı saha bedava, spor salonları bedava, kütüphane bedava, kurs bedava. Hatta cezaevleri atölyelerinde çalışıp hem meslek sahibi olup hem de para kazanabilirsiniz. Dışarıda bunca insan işsizken Bunlar neden var demiyorum. Dışarıda bunlar niye yok diyorum. Bu yüzden sosyal devlet anlayışının hakim olduğu tek yer cezaevleridir diyorum. Dışarıdaki insanımızın bunlara ulaşamıyorken birilerinin canını yakanlara bu kadar imkanın sağlanmasını doğru bulmuyorum. Sanırım Victor Hugo'nun Sefiller kitabındaki şu sözleri her şeyi özetler gibi. 14 yaşımdayken karnımı doyurmak için bir parça ekmek çaldığım için beni zindan attılar. Ve orada tam 6 ay bedava ekmek verdiler. Hayatın adaleti budur. Alper Engin'in günlüğünden ön yargılı olma. Atölyede yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Kısa bir fırsat bulunca cezaevi bahçesinde çay içmeye koyulduk. Bu sırada memur Gökhan'ı vardiya çaycısıyla konuşurken gördüm. Memur Gökhan çaycıya dışarıda neler yaptığını anlatıyordu. Yedi tereyağlı İskender'lerden, Adana kebaplardan, sarmalardan dolmalardan bahsediyordu. Keyfi istediği gibi gezdiğini, kız arkadaşlarıyla kafelerde eğlenceli vakit geçirdiğinden bahsediyordu. Çok şaşırmıştım. Memur Gökhan cezaevine ilk geldiğimde çok insancıl davranmıştı tek kişilik odaya aldıklarında suyuma sigarama kadar vermişti. O kişiyle bu kişi bambaşka kişilerdi. Konuşmaya merakım giderek arttı. Çaycı anlatılanlar karşısında "Abi yapma." dedi. Çünkü içeride her şeyden mahrumdu. Bütün bunları konuşmak ona eziyet gibi geliyordu. Memur Gökhan lafına devam etti. Bunları sana eziyet olsun diye söylemiyorum. Dışarı çıkınca kıymetini bil diye söylüyorum. O gün bir kez anladım ki ön yargılı değil, her zaman son yargılı olacaksın. Alper Engin Tahliye Beş yıla yakın süredir sadece bir tek kişi ziyaretime geldi. Dayımın oğlu Ergün. Köydeyken aramın iyi olduğu ve yaşadıklarımın aramı bozmadığım tek kişidir Ergin. Onun sayesinde kardeşlerimden haber alabiliyorum. Sık sık mektuplaşıyorum. Böylece umrunda dahi olmadığım kardeşim Yusuf'un her yaptığından haberdar oluyorum. Dayıoğlu'nun kardeşi Yusuf'u görüşme gelmesi için ikna çabaları hep yetersiz kaldı. Beş yıla yakındır hem babamın acısı hem kardeşimin sırt çevirmesi üzerine acılar içerisinde yaşıyorum. Daha ne kadar sürecek bu durum bilmiyorum. Televizyonlarda sık sık gündeme getirilen ceza indirim haberlerini takip ediyor. Dört gözle buradan kurtulmayı arzuluyorum. Umarım ceza indirimi çıkar ve buradan kurtulabilirim. Alper Engin satırların devamı için bir sayfa daha çevirdi. Bu satırların devamını Adnan'ın evinde yazmıştı. Adnan'ın evi. Dışarıda olmamın sevinci hala içimde. İçim derken düzeltiyorum. İçerideyken hiçbir sorunuma çözüm üretemiyordum. Kardeşim Yusuf'u görmek arzusuyla içim kıpır kıpır. Lakin beni görmek istemeyeceği açıktı. O yüzden hapishane arkadaşım Adnan'ın yanına geldim. Adnan benden iki ay önce tahliye olmuştu. Mutlaka bana uğra diye temihlemişti. Cezavinden tahliye olurken Adnan'a ulaşacak param bile yoktu. Mahkum işçi maaşları henüz yatmamıştı. Nasıl Şarköy'e gideceğim diye düşünürken emanet para memuru ve diğer memurlar hesabımda hiç para olmadığını fark etti. Bu saatte nasıl gideceksin? Ailen bekliyor mu? Dediklerinde boynumu büktüm. Memurlar o gün bana ceplerinden para toplayıp verdiler. Bu iyiliklerini nasıl öderim bilmiyorum. Alper Engin daha fazla defteri karıştırmayı bıraktı. Daha fazla vakit kaybetmek istemedi. Önce Erkan'a sonra Bilal amca uğrayacaktı. Çıkarken Adnan'ın evine bir bakındı. Geride kötü bir anı bırakacak bu evden hızlı adımlarla çıktı. Alper Engin Erkan'ın çalıştığı balık restoranına doğru yürürken acaba o da katil olduğumu duydu mu diye endişeye kapıldı. Ama verilmiş bir söz vardı. Tepki de gösterse gidecekti. Restoranın kapısının önüne yaklaştığında Erkan Alper rengini gördü. Koşarak yanına geldi ve sarıldı. Abi hoş geldin. Erkan bilmiyor diye düşündü. Erkan onu içeri davet etti. Abi gelmene çok sevindim. Ee, söz verdik bir kere. Erkan hemen balıkları söyledi. Yine içten ve ataktı konuşmaları. Erkan telaşla Alper Engin'in elindeki çantayı fark etmemişti. Fark eder etmez sordu. Hayrola abi bir yere mi gidiyorsun? Evet Erkan. Buraya zaten kalıcı gelmemiştim. Köyüme gideceğim. Abin abi hakkında söylenenler mi senin gitmene sebep oldu? Alper Engin şaşırmıştı. Demek biliyor diye geçirdi içinden. Ama davranışlarında en ufak bir değişme olmamıştı. Şaşırdığı kadar memnun etmişti bu durum Alper Engin'i. Erkan söze devam etti. Abi insanların ne dediğini umursama. Bana da çocukken şişko diyorlardı. <laughs> şişko mu? Ama sen epey zayıfsın. Demek ki önemsemişsin. Yok abi ya ne önemsemesi. Asker olmak istiyordum ondan zayıfladım. Hatta kas bile yapmıştım. Bırakınca iyice eridik. Erkan, seni tanıdığıma çok memnun oldum. Dur be abi, daha balıklar gelmedi. <laughs> Gitmiyorum, beni suçlamadığın için öyle dedim. Aman abi, ne suçlaması. Geçen seni yaralı bir köpeği veterine götürürken gördüm. Hayvanın canının yanmasına bile dayanamayan biri bilerek isteyerek adam mı öldürecek? Sağ ol Erkan. Bir kazaydı zaten. Bunlarla canımızı sıkmayalım abi. Bu sırada balıklar geldi. Gelen çupra balığıydı. Daha önce bu balığı Alper Engin hiç yememişti. Ne olduğunu bilmediğinden hafif bir parça kopardı. Tadını gayet güzel buldu. Erkan balığı beğendiğini görünce. E abi dediğim kadar iyi mi? Erkan gerçekten çok lezzetli. Bizim oralarda balık pek yenilmez. Kırmızı et tüketimi fazladır. Bir daha buralarda görür müyüz seni abi? Zor Erkan. Ankara'ya gelirsen misafirim ol. Tamam abi. Benim artık gitmem lazım. Alper bir kağıda muhtemelen adresini ve diğer bilgilerini yazıp Erkan'a verdi. Erkan gitmesine üzülmüştü. Ayağa kalkıp sarıldılar. Alper Engin'in bir de Erkan'a hediyesi vardı. Çantasını açıp çıkardı. Kitap. John Stuart'ın Mil'in özgürlük üzerine kitabıydı. Erkan teşekkür ederek kitabı aldı ve mutlaka okuyacağını söyledi. Artık Alper Engin'in Şarköy'de uğrayacağı tek durak vardı. Çarşıdaki sahaf Bilal amca. Bilal amca Alper Engin'in dünyasında epey önemli bir yer tutuyordu artık. Tükenmişti, sürüklendiği günlerde hep onun desteğini arkasında hissetmişti. En zoru onunla vedalaşmak olacaktı. Dükkana yaklaştığında Bilal amcayı rafları düzenlemekteyken gördü. Omzuna dokundu. Bilal amca arkasını dönüp Alper Engin'i görünce heyecanla O Alper geldir mi? veda <laughs> vakti mi? Evet Bilal amca sadece veda asla bir elveda değil. Bir gün mutlaka elini öpmeye geleceğim. Evlat yolun açık olsun. Senin yüreğini çok sevdim. Herkese senin vicdanın gibi bir vicdan nasip olsun. Az bekle. Bilal amca dükkanın içine girerek yazdığı bir mektubu Alperengin uzattı. Bu nedir Bilal amca? Bunu kardeşine ver Alper. Eğer seni affetmezse bunu verirsin. Umarım kalbi yumuşar. Alperengin Bilal amcanın vardır bir bildiği deyip mektubu ceketinin iç cebine koydu. Bilal amca her şey için sağ ol. Sen sağ ol evlat. Var mı bir şeye ihtiyacın? Yok usta. Canının sağlığı. Kendine çok iyi bak. Alper Engin Bilal amcanın elini öperek gözyaşları içinde vedalaştı. Çantası Bilal amca ile vedalaştıktan sonra daha da ağır gelmişti. Bedeni ağırlaşmıştı sanki. Bilal amca 75 yaşlarındaydı. Onu bir daha görememenin ağırlığıydı bu. Daha fazla yürüyemeyince atladı bir taksiye otogarın yolunu tuttu. Alper Engin'in kafası çok doluydu. Büyük bir vicdan azabı yıllardır onu eriyip bitirmişti. Otobüsün yanaşmasıyla Alper Engin'in Ankara yolculuğu başladı. Araba kilometre kilometre Ankara'ya Ankara'ya yaklaşırken kalbi her geçen dakika biraz daha sıkışıyordu. Yıllardır fotoğrafına bile bakmaya yüreğinin el vermediği babasının mezarı başına gitmek. Yıllardır görmediği kardeşini görmek. Onu tarifsiz duygulara itiyordu. Babasıyla ilgili anıların kafasında bir bir canlanıyordu. Sevgisini pek göstermeyen bir babaydı. Lakin çocuklarını hep gözler, gözetirdi attığı her adımdan bir şekilde haberdar olur başına bir hal gelmesine hep engel olurdu Alperengin annesini çocuk yaşta kaybettiğinden beri babasının üzerine daha fazla düşmüştü Hayattaki tek dayanağı babası ve kardeşi Yusuf'tu Yolculuk sürerken Engin'in yorgun bedeni daha fazla dayanamadı ve uykuya daldı soğuk soğuk terliyordu uykusunda rüyasına giren babasıydı. Muammin'in su ister misin sorusuyla irkildi. Eliyle istemediğini söyledi. Köye gitmeye hazır değilim düşüncesine kapıldı. Ama yolculuk başlamıştı bir kere. Hatta bitmek üzereydi. Otobüs birkaç kilometre ötede mola verdi. Alper Engin araçtan indi. Sıcak bir bardak çayın iyi geleceği düşüncesiyle bir çay söyledi. Hava kasvetliydi. Çay için ısıttı. Bir de sigara yaktı. Efkarın doruklarındaydı. Beş yıldır yaşadıkları acılar gözünün önüne bir bir geliyordu. Keşke böyle olmasaydı. Demeden kendini alamıyordu. Keşke, keşke. Otobüs hareket için toparlanıyordu. Alperengin otobüse geçip yerini aldı. Uyumaya bile korkuyordu. Tekrar kabus göreceği endişesiyle uyanık kaldı. Yolu seyretti bir süre. Yağmur'un aniden bastırmasıyla bu seyri çok uzun sürmedi. Vakit geçirmek için çantasındaki kara kaplı defterine karıştırmayı düşündü. Yedi yaşından beri aralıklarla bu deftere yazıyordu. Acısıyla tatlısıyla çok şey vardı bu defterde. İlk sayfasına döndü defterin. Henüz Alper Engin yedi yaşında. Alper Engin'in günlüğünde. Okuma yazmayı öğrendim. Okuma yazmayı öğrendim. Öğretmenim isterseniz her gün yaşadıklarınızı bir deftere yazın dedi. Kardeşim Yusuf bugün iki yaşına girdi. Ben kardeşimi çok seviyorum. Alper Engin defterin sayfalarını tek tek çevirdi. Birden işaretli bir sayfanın başında durdu. Okumaya başladı. Bu sayfaları okurken Alper'in gözleri nemlenmişti. Akan birkaç damla yaşı elinin tersiyle sildi. Alper Engin'in günlüğünden. Annemi kaybettim. 10. yaş günümü bile göremeden nereye gittin annem? Artık yoksun. Muhabbet kuşum öldüğünde anlamıştım ölümün ne demek olduğunu. Yani artık hiç görüşemeyeceğiz. Her gün yanında bile olduğumda özlediğim annem yoktu. Babam söyledi bir gün cennette kavuşacağız annenle. Üzülme. Alper Engin defteri okumayı Ankara'ya yaklaşınca bıraktı. Artık inip köyüne giden otobüsüne binecekti. Köyün minibüsü göründü. Bir süre minibüste yol aldı. Köye 70 kilometreden az bir mesafe kalmıştı. Babasının silüeti gözünde canlanıyor. Kardeşinin tepkisinden endişe ediyordu yol hiç bitmesini istiyordu. Doğduğu, büyüdüğü bu yer göründüğünde yüreği çıkacak gibi oluyordu. Karnına ağır, ağrılar girdi. Şoförün geldik demesiyle irkildi. Çantasını alıp yavaş adımlarla kapıya yanaşmaya çalışıyordu. Şoförün hadi demesiyle iyice panikledi. Şoför nereden bilsin? Onun gördüğü sadece ufak bir çantaydı. Omuzunda olan yükün ağırlığından haberi yoktu. Köyün içinde yürümeye başladı Alperengin. Bir sela sesi duydu. Ayaklarının bağı çözüldü. Annesinin babasının ölümünde duyduğu selanın etkisinden kurtulamamıştı daha. Her duyduğu sela yüreğini sızlatıyordu. Acaba ölen kim? diye içinden geçirdi. Kardeşinin olma ihtimali bile o kadar derin ızdırap verdi ki Alperengine ayakları hiç gitmez olmuştu köye. Ölenin adı okununca rahat bir nefes aldı. Adımları biraz olsun hızlandı. Ölen Bekir amcaydı. Alper Engin çocukluğundan beri Bekir amcayı çok severdi. Neşeli bir adamdı. Küçükken camını kırdığında kırılan cam olsun, tamir ediler yeter ki kalp kırmayın çocuklar demişti. Köye uzun uzun bakarken Dayaoğlu Ergün Alper Engin'i fark etti. He heyecan içinde koşup sarıldı. Hapishanedeyken Alper Engin'i ziyaret eden tek kişiydi Ergün. Mektuplaşmaları sayesinde kardeşi Yusuf'tan haberdar oluyordu. Hapishaneden çıktıktan sonra mektuplaşmalar kesilmişti. Kısa süreli sarılmadan sonra Ergün Alper Engin'in çantasını almak istedi. Alper Ergün'e dönerek ''Kardeşim nerede Ergün? Onu görmek istiyorum.'' ''Son mektubum sana ulaşmadı sanırım.'' ''Haberim yok ne oldu Ergün çıldırtacak mısın beni?'' ''Bir şey yok telaşlanma. Hatta iyi haber. Ee, kardeşin Yusuf artık bir öğretmen. Kırşehir'e atandı.'' Alper Engin kardeşi adına çok sevindi. ''Kardeşim öğretmen oldu.'' diye gurur duydu. Bir yandan da onu görememenin burukluğunu yaşadı. Ergün Alper Engin'in çantasından bir hamle daha yaptı. ''Hadi Alper bize gidelim. Misafirim ol. Elbet gidersin kardeşine.'' Alperengin ne yapmak istediğini bir an için bilemedi. Ergün ayak uydurdu. Yoldaki köylüler ters ters Alper'e bakıyordu. Hapisten çıktığını görenler birbirlerine duyuruyordu. Aldırış etmeyip görmezlikten geldi. Ergün'ün evine gittiğinde kapıyı kucağında bir bebekle bir kadın açtı. Ergün Alper Engin'in e nişanlandığını söylemişti. E, demek ki evlenip çocuk sahibi olmuş diye düşünerek imrendi. Alper Engin bir köşeye davet edildi. Meraklı sorularla Alper Engin'e yanaştı her gün. Ee, dayı ola anlat. Hapishaneden çıktığından bir haberim yok. Daha fazla yatarsın diye bekliyordum. Kısmi ceza indirimi sayesinde çıktım. Aslında daha önce gelecektim ama cesaret bulamadım. Kardeşimin tepkisinden çekindim. Kafamı toplamak istedim. Biraz da para biriktirip yeni bir iş haliyle bekledim. Çok sevindim Alper. Elbet kardeşinle buzlar eriyecektir. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Yo, fazla kalmayacağım. Hemen yola çıkacağım. Köyde kalmam için bir gerekçe yok. Yarın yola çıkacağım. Çok acele ediyorsun Alper. Beş yıldan fazla oldu her gün. Ne acelesi? Beş yıldır vicdanım zulüm içerisinde. Babanın mezarına gidecek misin? Bu soru üzerine Alperengin duraksadı. Ah babam diye iç geçirdi. Şarköy'den gelirken mezar ziyaretini düşünmüştü ama gitmek konusunda kararsız kaldı. Geçen zaman Alperengin'i çok değiştirmişti. Materyalist bir kimliğe bürünmüştü. Mezarın içinde olan bir beden artık toprak işgalinden başka bir şey değildi onun için. Yine de vicdan muhasebesiyle gitmeye karar verdi. Ergüne dönerek Ergün daralıyorum. Ruhum çekiliyor sanki. Çok uzun kalabileceğimi düşünmüyorum. Zor durum Alper. Allah sana sabır ve güç versin. Ertesi sabah günün ilk ışıklarıyla kahvaltı masası hazırlanmıştı. Ergün'ün eşi Hacer Hanım Alper Engin'i yer sofrasına davet etti. Alper Engin teşekkür etti. Bu daveti reddetti. Hiç iştahı yoktu. Ergün de kahvaltıya oturmadı. Mezara doğru hareket ettiler. Hava sanki hüznü koklamış gibi soğuk bir esintiyle kaplandı. Ergün mezarı göstermek için önden yürürken Alperengin ayakta zor duruyordu. Dünya, dünyaya gelmesine sebep olan adamı, babasını dünyadan etmişti. Mezar göründüğünde Alperengin perişandı çok kötü görünüyordu. Mezar taşında bulunan resme daha fazla bakamadı. Diz çöktü, toprağa el sürdü. Babam deyip mezara uzandı. Alper bu halini gören Ergün gözyaşlarına hakim olamadı. Ah kader dedi. Ne kötüsün. Alper kötü olduğunu gören Ergün daha fazla orada tutmak istemedi. Güçlükle yürüyordu Alperengin. Dayıoğlu Ergün koluna girdi. Tekrar evin yolunu tuttular. Eve geçtiklerinde Hacer Hanım Alperengi'nin haline epey üzüldü. Alperengi'nin sakinleşmesi için içeriden bir bardak su getirdi. Biraz daha sakinleşmişti. Yarın Kırşehir'e gideceğim dedi. Ergün, tamam gidersin hele bir kendine geldi. Bu sırada Ergün'ün oğlu ağlamaya başladı. Ergün bebeği alıp biraz oynadı. Alperengin içten içe kendisinin de bir çocuğu olacağı günü düşledi. Ergün, Alperengin'in dikkatini çocuğa verdiğini görünce Alperengin'e dönerek Alperengin bu çocuğun adı ne biliyor musun? Nedir Ergün? Kazım. Alperengin hüzünlenmişti. Kazım babasının ismiydi. Çocuğu kucağına alıp bir süre sevdi. Teşekkür etti. Bahtı onun gibi olmaz umarım diye temenni de bulundu. Alperengin ertesi sabah yola çıkmak üzere Ergün ve Hacer Hanım'la vedalaştı. Küçük Kazım'a da bir öpücük kondurdu. Artık kardeşi Yusuf'u görmeye gidecekti. Kırşehir fazla uzak değildi. Bulduğu ilk araçta kendini Kırşehir'in merkezine attı. Geldiği yerdeki okul ile daya oğlu Ergün'den aldığı adresi karşılaştırdı. Doğru gelmişti. Direk karşısına çıkmak istemiyordu Alper. Bir süre onu uzaktan takip edebilmek için bir pansiyonda kendine yer tuttu. Beş yıldan fazladır kardeşini görmüyordu. On dokuz yaşındaydı en son gördüğünde. Kim bilir ne kadar değişmiştir diyerek içinden geçirdi. Okul bahçesini uzaktan seyre koyuldu. Ortalıkta kimseler yoktu. Ders sürüyor olmalıydı. On beş dakika sonra zil çaldı. Çocuklar koşuşturma içerisinde bahçeye çıktı. Alperengin kardeşi Yusuf'un da çıkmasını bekledi. Gelen giden yoktu. Tekrar dersleri çaldığında öğrenciler tekrar okul içerisinde döndüler. Alperengin birkaç teneffüs bekledi. Göremeyince okul çıkışında görürüm diyerek beklemeye devam etti. Servisler okul dışına yaklaşmaya başlamıştı. Bu son ders olmalıydı dedi. Heyecanı giderek daha fazla artırıyordu. Ve zil çaldı. Öğrencisi öğretmeni, herkes çıkış yapıyordu. Alper Engin, kardeşini görebilmek için iyice yaklaştı. Yusuf ortada yoktu. Okulda kimse kalmamıştı. Acaba yanlış mı geldim diyerek adresi bir kez daha kontrol etti. Adres doğruydu. Hocalardan birine sormak için yaklaştı. Hocam merhaba. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ben Yusuf öğretmeni soracaktım. Arkadaşıyım da. Merhaba. Yusuf öğretmen bugün izinli. Yarın görebilirsiniz. Alper Engin bunca yıldan sonra bir gün daha bekleyecekti. Bir gün uzun bir süre değil. Lakin beş yılın ardından bir gün birkaç ay gibi gelecekti. Alper Engin bunu Einstein'ın izafiyet teorisinden biliyordu. Teori şu sözlerle özetleniyordu. Kızgın bir soba üzerinde geçireceğiniz bir saniye size bir saat gibi gelir. Güzel bir kadının yanında geçireceğiniz bir saat ise bir saniye gibi. Alper Engin de adeta kızgın bir sobaya elini değdirmiş gibi acı çekiyordu. Yarını beklemek üzere tuttuğu pansiyona doğru hareket etti. Yoldan geçerken kendini dört bira aldı. Bu dört birayı beyni uyusun diye aldı. Beyni uyuşunca daha erken uykuya dalacak, böylece yarın daha çabuk gelecekti. Alkolün de etkisiyle geç uyandı. Panikle saate baktı, saat 12'yi gösteriyordu. Hızlıca giyinip okulun yolunu tuttu. Heyecanla kardeşini görmeye bekliyordu. Zilin çalmasına yalnızca 5 dakika vardı. 5 yıllık hasretin sona ermesine sadece 5 dakika kalmıştı. Alperengi'nin kalbi o kadar hızlı atıyordu ki yakınında biri olsa duyacak gibiydi. Soğuk soğuk teller akıtıyordu. Kardeşinin kendini kucaklamasının hayalini kuruyordu. Ve zil çaldı. Öğrenciler sevinç içerisinde okul bahçesini doldurdu. Ardından son derece şık giyinmiş genç bir öğretmen adımlarını avluya doğru attı. Bu oydu. Yusuf Alper Engin heyecandan bayılır gibi oldu. Kendisini göstermeye hazır değildi. Dikkat çekmemek için oradan uzaklaştı. Hızlı adımlarla oradan uzaklaşıyordu. Karşısına çıkacak cesareti toplamak için kendini kaldığı pozisyona attı. Beş yılın ardından onu görmüş ama karşısına çıkacak cesareti bulamamıştı. Yarın, yarın. Mutlaka konuşacağım bu eziyet artık bitmeli. Diye kendi kendine söylendi bir gün daha bekleyecekti sonucu ne olursa olsun bu sefer karşısına çıkacaktı zaman adeta durmuştu kendini bir kez daha alkole boğdu bu kez daha sert bir şey almıştı yaşadığı acılar karşısında içki acıymış sertmiş dinlemedi epey içtikten sonra kardeşim kardeşim yusuf diye diye sızdı Bugün Alperengin yine öğleye doğru kalktı. Mide bulantısıyla hemen lavabonun yolunu tuttu. Çok içmişti. Şiddetli baş ağrısı çekiyordu. Dolapları karıştırdı, İlk bulduğu ağır kesiciyi midesine indirdi. Rakı şişesini görünce bittiğine bir kez daha şaşırdı. Babasıyla bitiremediği rakıyı tek başına içmişti. Alperengin okul yolunu tutmak için acele etmedi okul çıkışı vaktinin bol olacağını düşünerek okul çıkış saatini bekledi. Ayaküstü bir şeyler atıştırıp cesaret toplamaya koyuldu. Saatin yaklaştığını görünce toparlandı. Her zamanki yerini aldı. Çıkış zili çalar çalmaz panikledi. Ama artık geri dönemezdi. Öğrencilerin koşuşturması bittikten sonra Yusuf kapıda göründü. Öğretmenlik ona çok yakışmış deyip gruplandı düzeltiyorum. Öğretmenlik ona çok yakışmış deyip gururlandı. Okuldan son çıkan kardeşi Yusuf oldu. Alper kardeşi Yusuf'a doğru ilerlemeye başladı. 20 adımlık mesafe adeta bitmiyordu. Nihayet karşısındaydı. Ağzından sadece Yusuf kelimesi çıktı. Yusuf dona kalmıştı ne diyeceğini bilemedi. Kendine biraz gelince sadece sen diyebildi. Alper Engin. Evet ben bir kere bile sormadın ağabeyin Alper. Yusuf çekip gitmek istedi. Daha fazla konuşmak istemedi. Alper Engin kolundan tutarak. Yapma Yusuf. Sen de biliyorsun ki o kötü bir kazaydı. Bana eziyet etme. Bir kaza hayatta en değer verdiğim adamın, yani babamın ölümüne sebep oldu. Kolay mı sanıyorsun? O benim de babamdı. İster miydim böyle olsun? Yapma Yusuf. Sana söylemiştim. Silahını bırak başına bela alacaksın. Alperengin gitmek isteyen Yusuf'u tekrar tuttu. Gözlerinin içine bakarak. Ne oldu nasıl oldu bilmiyorum. Silah bir anda patladı ve sekti. Beş ile yakın içeride yattım. Bunun vicdan azabıyla yaşadım. Bir de sen acımı acık atma. Zaten annesizdim. Bir de babasız kaldım. Senin hatanın bedelini ödemek zorunda kaldım. Bırak beni gideceğim. Yusuf, kardeşim. Bir sen kaldın. Yapma. Yalvarırım. Beni bu halde bırakma. Seni tekrar görünce sanki babamı bir kez daha kaybettim. Git abi lütfen. Alper çaresizlik içinde kardeşinin ardından baka kaldı. Dizlerinin üzerine çöküp derin bir iç çekerek gözyaşlarına boğuldu. Yusuf beş yılın ardından gelen abiyini görmenin etkisini evine gidene kadar üzerinden atamadı. Eve girer girmez lavaboya gidip enine yüzüne defalarca su çarptı. Ölen babası gözünün önüne geliyordu sürekli. Duvarlar sanki üzerine üzerine geliyordu. Kendini dışarı attı. Babasını kaybetmenin acısını bir kez daha yaşamıştı. Eli cebine gitti. Babasıyla çekilmiş fotoğrafına bakınca gözyaşlarına boğuldu. Hem Alper Engin hem Yusuf çok kötüydü. Sanılır ki bir kişi öldüğünde yalnız onun için hayatın sonudur. Oysa onun ölümünün bıraktığı etki ölen kişi tanıyan son insanın ölmesiyle ancak son bulur. Ölen kişi tanıyan son insan öldüğünde ise ölen kişi hiç yaşamamış olur. Alperengin bitkindi. Çaresizlik içinde pansiyonun yolunu tuttu. Yusuf'u tümüyle kaybetmişti artık. Burada daha fazla kalamazdı. Şarköy'e de dönemezdi. Bilal amcanın bahsettiği çiftliğe gidebilirim diye düşünceye kapıldı. Bu geceyi pansiyonda geçirip artık gitmeye hazırlanıyordu. O gece gün ağrana kadar ağladı Alper. Hüzün tüm bedenini sarmıştı. Kardeşini son bir kez görüp ayrılmayı düşledi. Ertesi sabah pansiyondan tümüyle çıkış yaptı. Elinde çantası okulun yolunu tuttu. Zilin saatini bekledi. Yusuf çıkarsa veda edecekti. Yusuf kapıda görününce hemen yanına gitti. Yusuf içeri girmek için hareketlenince Merak etme. Rahatsız etmeyeceğim artık seni. Gidiyorum. Keşke böyle olmasaydı ama kalıp o günleri bana tekrar yaşatmanı istemiyorum. Sen yaşananların en masumusun Yusuf? Sana kızamıyorum. 19 yaşında genç bir delikanlıydın. Baban ile yaşayacağın anıları çaldım. Çok üzgünüm. Çok. Alper Engin bedenini saran tüm acıya rağmen dik durmaya çalışıyordu. Üzerindeki ceketi çıkararak kardeşini uzattı. Kardeşi şaşkınlık içerisinde Hediye falan istemiyorum. Geri çek onu. Yusuf bu hediye falan değil. Bir hatıra. Senden hatıra da istemiyorum. Bu babamızın ceketi. Yusuf heyecan içerisinde elini uzattı. Alıp almamak arasında tereddüt yaşadı. Babasını hatırlatacak bir şey olsun istemiyordu. Ama duygularına hakim olamadı. Ceketi alarak gözyaşlarını göstermemek için okulun içine doğru hareketlendi. Artık Alper Engin gidiyordu. Elinde sadece bir çanta koca hayatta başka hiçbir şey yoktu. Şarköy'e gitmekte karar kıldı. Bilal amcanın bahsettiği çiftlik evinde yeni bir hayata başlamanın hayalini kurdu. Otokarda Şarköy için en yakın araç 3 saat sonraydı. Mecburen otogarda beklemek zorunda kaldı. Yusuf son dersi verdikten sonra evinin yolunu tuttu. Elinde babasının ceketi vardı. Hüzün içerisinde cekete dokunuyordu. Eve geçtiğinde aynanın karşısında ceketi giydi. Babası aklına geldikçe gözyaşlarına hakim olamıyordu. Elini ceketin üzerinde gezdirirken ceketin cebinde bir kağıt olduğunu fark etti. Bu kağıt Bilal amcanın kardeşini ikna edemezsen bunu mutlaka okut dediği mektuptu. Alper Engin kardeşine mektubu vermeyi unutmuştu. Ama babasının ceketini kardeşine vermesiyle bu mektup Yusuf'a ulaşmıştı. Merak içerisinde kağıda baktı. Heyecanlıydı. Mektubu açıp açmamakta tereddüt yaşadı. Nihayet mektubu okumaya başladı. Yusuf, Yusuf beni tanımazsın. Ben Alperengini tanımış olan 75'ine merdiven dayamış ihtiyar bir sahafım. Hikayenize tanık oldum, çok üzüldüm. Alperengin'in çilesine bizzat tanım, Yüreğini katı tutma. Belki bir baban artık yok ama bir abin var. Eğer bu acı olay yaşanmasaydı da abin vefat etseydi çok üzüntü duymayacak mıydın? Şüphesiz duyacaktın. O yüzden babanı kaybettin, abini kaybetme. İçinde bulunduğun ruh halini tahmin ediyorum. Hayatın acılarıyla erken yaşta tanışmışsın. Sana yüklenen yük ağır da gelmiş olabilir. Ama sana düşen pes etmemek abine sahip çıkmak. Abini çok sevdiğini tahmin edebiliyorum. Bunun için seni tanımama gerek yok. Alper Engin'i tanımam yeterli. Onun yüreği çok geniş. O yüreği sana da açtıysa o kalbe senin de girdiğine şüphe yok. Sevgili Yusuf, sen aslında abini suçlamaktan çok onu her gördüğünde babanı hatırlamamak için abini kendinden uzaklaştırıyorsun. Hatta babanı hatırlatacak her şeyden kendini uzak tutmak istiyorsun. Bu yaptığın sana zarardan başka bir şey getirmez. Sen babanı kaybettin, bir daha abini mi kaybetmek istiyorsun? Alper Engin'in ruh halini hiç iyi görmüyorum. Kendine zarar vermesinden endişe ediyorum.'' Eğer onu kabul etmezsen kendine bir şey yaptıktan sonra da pişman olma. Keşke yaşasaydı onu asla üzmezdim demeden önce pişman ol Yusuf. Çünkü Alperengin hala hayatta. Git Yusuf. Yüreğinin sesini dinle. Ve abine kocaman sarıl. Gitme abi de. Beni bırakma de. sahaf Bilal Aydın Yusuf mektuptan sonra beyninden vurulmaşa döndü. Yazılanlar ruh halini yansıtıyordu. Hata yaptığını aklının yanında artık kalbi de söylüyordu. Abi dedi. Hızlıca yerinden kalktı. Gitme ihtimaline karşı panikledi. ''Nerededir şimdi?'' deyip kendini sokağa attı. ''Onu bulmam lazım.'' diyerek sağa sola bakındı. Aklına gelen ilk yer otokar oldu. ''Evet evet otokara bakmam lazım.'' deyip atladı bir taksiye. ''Umarım geç kalmam. Umarım abi. Ne yaptım ben?'' diye kendi kendine söylenirken taksiye daha hızlı olması için ikazlarda bulunuyordu. Alperengin ise otobüs saatini bekliyordu. Her şey anlamsızdı artık bilinmezlikler içinde otobüsü hareket ederken aklına Necip Fazıl'ın dizeleri geldi. Ben bu gurbet ile düştüm düşeli, her gün biraz daha süzülmekteyim. Her gece içinde mermer döşeli, bir soğuk yatakta büzülmekteyim. Böylece bir lahza kaldığım zaman, geceyi koynuma aldığım zaman, gözlerim kapanıp daldığım zaman, yeniden yollara düzülmekteyim. Son günüm yaklaştı görünesiye. Kalmadı bir adım yok ileri. Düzeltiyorum. Kalmadı bir adım yol ileriye. Yüzünü görmeden ölürsem diye üzülmekteyim ben. Üzülmekteyim. Alper Engin için yaşananlar bir tamaydı, Gücü tükenmek üzereydi. Otobüse binecekken kardeşi Yusuf otogardan içeri girdi. Panik içerisinde ağabeyini arıyordu tüm arabalara bakındı. Sonunda abini otobüse binecekken gördü. Hızlıca koştu. Alper Engin kardeşinin kendine doğru geldiğini görünce şaşırdı. Yusuf abine yaklaşır yaklaşmaz öyle bir sarıldı ki. Alper Engin hayretler içinde kaldı. Abinin gözlerinin içine bakarak. Affet abi ne olur affet. Sana yanlış yaptım. Ne affetmesi asıl sen beni affet kardeşim. Ne oldu sana böyle? Abi yanlış yaptım sana yanlış. Ben seni dışlayarak babamın acısından kaçıyorum sandım. Babamı kaybettim, seni de kaybetmek istemiyorum. Lütfen gitme. Alper Engin hayretler içerisinde kalmıştı. Kendisini kovan kardeşinin bir anda gitme abi deyip gözyaşlarında kalmasını istemesini hayret etmişti. Merakla sordu. Kardeşim anlat ne oldu? Abi babamın ceketi. Ne devam et Yusuf. Onun cebinde Bilal isimli bir sahafın mektubunu buldum. Onu okuyunca tüm yanlışlarımı fark ettim. Alper Engin o mektubu vermeyi unuttuğunu hatırladı. Demek ki sıkıntılarımı çözen yine Bilal amca. Deyip Bilal amcaya minnet duygusuyla kat kat arttı ne büyük adamsın Bilal amca deyip gözlerinin içi gülerek kardeşi Yusuf'a sarıldı. Alperengin Engin Beş yıl sonra huzuru bulmuştu. O kadar mutluydu ki kardeşinin yanında bir an ayrılmak istemiyordu. Yusuf da abini kazanmanın mutluluğu içerisinde abini sürekli hizmet etmek istiyordu. Bir hafta geçmişti barışmaların üzerinden. Bütün boş vakitlerini beraber geçiriyor, hasret geçen yılların acısını çıkarıyorlardı. Bir akşamüstü Alper Engin Bilal amcayı hatırladı. Onun sayesiyle kardeşiyle barışmıştı. Barışırsan haber ver Dedi aklına geldi. Yusuf'tan kalem kağıt istedi. Alper Engin içinden tüm geçenleri tüm iştenliğiyle yazıyordu. Mektup Bilal Aydın'a Bilal amca ne kadar mesudum bilemezsin. Sahende kardeşimle barıştım. Mektubun işe yaradı. Halbuki onu vermeyi bile unutmuştum. Babamın ceketini vermemle senin mektubun kardeşim Yusuf Yusuf'a ulaştı. Seni tanıdığım günden beri hayatım bir düzene girmeye başladı. Sen olmasaydın belki de şu an hayatta bile olamayacaktım. Seni kaybettiğim babam kadar değerli buluyorum. Yaşadıklarım bana çok deneyim kazandırdı. Şunu çok iyi öğrendim geri dönüşü olmayan yanlış, vicdana zulümdür. En kısa sürede yanına gelip ellerinden öpeceğim. Alper Engin Alper Engin mektubu noktaladı. Yusuf Abi ben zaten sabah okula gideceğim. Postanenin yanından geçeceğim. Ben gönderirim. Diyerek mektubu teslim aldı. Yusuf Geç olduğundan uyamak için Abinden müsaade alınca Alperengi'nin tek başına kaldı. Kara kaplı defter gözüne eleşince vakit geçirmek için bakındı. Alperengi'nin günlüğünden, dershane günlerim. Bir yerlere gelmek için sıkı bir çalışma temposuna girdim. Ne olmak konusunda henüz tam olarak fikir sahibi değilim. Amacım olabildiğince yüksek puan almak ve dershane ortamını iyi değerlendirmek. Sınıfımız oldukça farklı bir sınıf. Her kesimden, her düşünceden insanlar. var. Dershanede oldukça farklı anılar yaşadım. Sınıfta yer alan muhafazakar arkadaşlar sürekli iyi niyette beni namaza davet ediyorlardı. Benim olumsuz cevaplarım bir süre sonra onların davet etmemeleriyle sonuçlandı. Bir gün yine iki muhafazakar arkadaş geldi. Volkan ve Mustafa enerjiden bahsediyorlardı. Şaşırmıştım. Konu abdest ya da namaz değil. Konu enerji. Heyecanla sordum. Nasıl yani hislerinle benim ne yaptığımı tahmin mi edebiliyorsun? Evet dedi. Bak sana ispat edeyim diye lafa girdi. Volkan Mustafa'dan beş tane kağıdı masaya koymasını istedi. Ben sırada oturuyordum. Bu iki arkadaşın enerjiyle ilgilenmesini çok olumlu buldum. Volkan dizilen beş kağıttan birine rastgele dokunmamı söyledi ve arkasını döndü. Dokundun mu? Evet. Elini açarak beş kağıdın üzerinde dolandırdı. Tam benim dokunduğum kağıtta durdu. Buna dokunmuşsun dedi. E şaşırmıştım. Bunu nasıl bilebilirdi? Her şeyin bir nedeni olmalıydı. Bir dakika deyip kendime geldim. Beş kağıttan birini bulma ihtimali yüzde yirmi. Kağıt sayısını artırdıktan sonra bul da görelim diye karşılık verdim. Bir yandan da acaba kağıda dokunduğumda kağıtta elimin izi mi kaldı diye kontrol ettim. Çünkü mutlaka nedeni olmalıydı. Efsun'un olacak hali yok ya. 15 kağıt yeterli mi Alper Engin? E fazlasıyla yeterli. Mustafa kağıt sayısını 15'e çıkardı. Volkan yine arkasını döndü. Bir yandan da acaba ayna mı var diye bakındım. Ayna da yoktu. Tamam dokundum dönebilirsin. Volkan 15 kağıt arasından elini açarak büyücü edasıyla dolaştırmaya başladı. Tüm kağıtlar üzerinde eli dolaşıyordu. Birden durarak bu dedi. İnanılır gibi değildi. Nasıl bilebilir diye hayret ettim. Yoksa Tanrı'nın bir gücü mü? Diye kendime sormadan edemedim. Ama pes etmedim. Bu sefer onun Tonga'ya düşürecektim. Amacım belliydi. Dizilen hiçbir kağıda hiç dokunmayacaktım. Böylece tüm ihtimalleri ortadan kaldıracaktım. Bir kez daha yapalım. Tamam bakalım ne zaman inanacaksın Alper? 15 olan kağıt sayısı 20'ye çıkmıştı. Gerçi bir önemi yoktu. Tek bir kağıt bile olsa artık yanılacaktı. Tamam dokundum. Dönebilirsin Volkan. Volkan döndüğünde yine elini açarak kağıtların üzerinde eline dolaştırdı. Bu sefer epey dolandı. Birden yine durdu. Hiçbir kağıda dokunmamışsın. E şok olmuştum. Nasıl, nasıl diye tekrarladığımı hatırlamıyorum. Hatırlıyorum, düzeltiyorum. Efsunlu muydu? Mümkün değildi. İnandıklarıma ters bir durum vardı. Onlar dindardı. Beni etkilemek için bunları yapıyorlardı. Benim tanrı boşlu yaşadığımı bildiklerinden bunları yapıyorlardı. Ağzımdan çıkan sözlerden biri de şakayla karışık, ben sana taparım oldu. Çünkü benim dünyama göre böyle bir şey mümkün değildi. İnsan üstte bir varlık olamazdı. Beni epey şok olmuş bir vaziyette görünce fazla uzatmak istemediler. Meğer kağıdın üzerinde elini dolaştırırken yanımızda duran Mustafa hafiften öksürüyormuş. <laughs> Bu sayede bulabiliyorlarmış. Kağıda hiç dokunmadığım zaman ses çıkmayınca dokunmadığımı anlamış. Öyle bir rahatlamıştım ki anlatamam. Bir anda tüm dünya görüşüm değişebilirdi kahkahalarla uzun uzun bana güldüler. Alper Engin bu anasını gülümseyerek okuduktan sonra diğer sayfaya geçti. Alper Engin'in günlüğünden PKK'lının ulus devlet çelişkisi Dershanede Habib isimli bir öğrencinin defterine Kürdistan yazdığını gördüm. Habib gördüğümü fark edince panikledi çekinmemesi gerektiğini söyledim. Sadece konuşmak için ricada bulundum. Aramızda geçen konuşmanın kimseye yansamayacağına dair söz verdim. Sözüme güvenmiş gibi duruyordu. Zaten isteseydim onu ispiyon edebilirdim. Bunu anlamış görünüyordu. Bir masaya geçtik. Uzun konuşacak değilim Habib. Sadece bir sorum olacak sana. Buyur Alper Engin dinliyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet. Görünüyor ki ulus devlet yapısına karşısın. Evet, bizler halkların kardeşliğini savunuyoruz. Peki o zaman neden kurmaya çalıştığınız ülkenin adını Mezopotamya Halklar Cumhuriyeti değil de Kürdistan koyuyorsunuz? Habib şaşırmıştı bu soruma. Devam ettim. Ne yani, kurulması planlanan Kürdistan'da Türkler, Araplar, Süryaniler yaşamayacak mı? Habib soruları karşısında zayıf kaldı. Cevap vermeye kalksa da ağzından tatmin edici hiçbir şey çıkmadı. Bize böyle yaptılar, bizi dışladılar vesaire şeyler söylemekle yetindi. Yani konu değiştirdi. Benim cevabımla birlikte konuşma son buldu. Mağduriyet üzerinden devlet düşmanlığını doğru bulmuyorum. Ben de Ankara aliyilerindenim. Sivas'ta yakıldık, Kahramanmaraş'ta, Çorum'da katledildik. Biz vazgeçmeyi değil sahiplenmeyi tercih ettik. Habib, farkımız bu. Alberengin kara tıkaplı defterini okumaktan sıkılmıştı. Tam kapatırken sonlara doğru bir sayfaya daha göz ilişti. Alperengi'nin günlüğünden. Bu nasıl tövbe anlayışı? Hapishanede tanıdığım ilginç isimlerden biri de Samet'ti. Samet dolandırıcılıktan hapis yatıyordu. Hali vakti dışarıda dolandırdıkları insanlardan dolayı epey iyiydi. Birçokları gibi hapse düşünce dindar bir profil çizip namaz kılıp tövbe ettiğini söylüyordu. Bir gün ben Adnan ve Samet bir masada otururken konu Samet'teki değişime geldi. Ben asla onun değişmediğini düşünerek şu soruyu sordum. Samet herkesin değişebileceğinden şüphe yok. Tövbe etmiş birisin. Bu gerçekten güzel bir adım. Peki dolandırıcılıktan kazandığın paralar ne olacak? Bunlar haram para sonuçta. Bu parayı dağıtman gerekmiyor mu? Alper ben onların cezasını yatıyorum. Sence yattığın hapis onların mağduriyetini gideriyor mu? Bu nasıl tövbe anlayışı? Samet bu konuyu kapatmak istercesine sustu. Konuyu duyan birkaç dindar arkadaşın bana hak vermesi üzerine en azından herkesin sahte dindarlık yapmadığını görmek beni sevindirdi. Alperengin defter incelemeyi bıraktı. Uykusu gelmişti. Gözlerinin kapanması uzun sürmedi ve uykuya daldı. Sabah olduğunda Yusuf okula gitmek için hazırlandı. Abisinin mektubunu da unutmamak için iç cebine koydu. Alperengin genç geç yattığından henüz uyanmamıştı. Yusuf rahatsız etmemek için yavaşça evden çıktı. Yusuf postaneye doğru ilerlerken yolda bir afiş dikkatini çekti. Bir anda yüzü güldü. Barış Manço'nun konser için Kırşehir'e geleceği duyuruluyordu. Abinin Barış Manço'yu çok sevdiğini hatırladı. Onu mutlu etmek için mektubu gönderdikten sonra konsere iki bilet aldı. Okulun yolunu tuttu. Akşam abisine sürpriz yapacak olmanın heyecanı içindeydi. Alper Engin öğleye doğru uyandı. Bir şeyler atıştırmak için dolabın yolunu tuttu. Kahvaltısını yaptığında kendine geldi. Ardından kendine sert bir kahve yaptı. Kara kaplı defteri masanın üzerindeydi. Biraz daha bakındı, defteri eline aldı ama bu sefer yazmak için. Şimdilik her şey yolunda. Uzun zaman sonra tekrar yazıyorum. Hayatım rayına girmiş gibi görünüyor bir iş bulup kardeşime yük olmaya artık bırakmalıyım. Akşam olduğunda Yusuf eve geldi. Müjdeyi vermek için abiine yine heyecanla yaklaştı. Abi mektubunu gönderdim. Bir de sürprizim var sana. Barış abi Kırşehir'e geliyormuş. Barış abi kim? Barış Manço. Alper Engin çok sevinmişti. Hayran oldu sanatçıların başında geliyordu. Kardeşinin aldığı iki bileti görünce iyice heyecanı arttı kardeşine sarılıp teşekkür etti. Konser iki gün sonraydı. Alper Engin, Barış Manço'nun şarkılarının çoğunu ezbere biliyordu. Özellikle Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısını çok seviyordu. Canlı bir şekilde dinlemenin heyecanı içerisine girdi. Konser günü nihayet gelip çatmıştı. Heyecanla Alper Engin ve Yusuf yerini almıştı. Yusuf'u daha çok mutlu eden konserde Barış Manço'yu dinlemek değil, abisinin mutluluğuydu. Barış Manço seyircilerin büyük tezahüratlarıyla sahneye çıktı. Binlerce kişi aynı anda şarkılara eşlik ediyor, müthiş bir şölen yaşanıyordu. Barış Manço'nun söylediği ilk şarkı Alper Engin'in en beğendiği şarkısıydı. Yaz dostum, güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum, Selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum. Altı üstü beş metrelik bez için. Yaz dostum. Boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Şarkının sözleri Alper dünyaya bakış açısının özeti gibiydi. Bu yüzden bu şarkıyı çok seviyordu. O gün konser 3 saatten fazla sürdü. Yusuf abinin memnuniyetini karşısında oldukça keyiflenmişti. Konser bitimi eve dönüşte Alper Engin kardeşine bir kez daha teşekkür etti. Konser yorgunluğu sonrası iki kardeş uykuya daldı. İki hafta sonra. Alper Engin, Bilal amcaya mektup gönderişinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen hala Bilal amcadan cevap gelmemesinin endişesini yaşıyordu. Kesin bir şey oldu diyerek endişeye kapılmaya başladı. Birkaç gün daha bekleyip eğer cevap gelmezse Şarköy'e gidecekti. Günler geçmesine rağmen Bilal amcadan bir haber yoktu. Alper Engin'in düşünceli tavrı kardeşi Yusuf'un dikkatini çekmişti. Abisine dönerek, Hayrola abi, nedir bu düşünceli halin? Bilal amcayı düşünüyorum. Kötü haber mi var abi? Kötü haber yok ama mektubuma 3 haftaya yakın bir zaman geçmesine rağmen bir cevap gelmedi. Şimdiye çoktan cevap gelmeliydi. ''Evet, cevap şimdiye gelir de ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Şarköy'e gideceğim.'' Bu durum Yusuf'u pek sevindirmemişti. Kısa süreli bir ayrılığa yaşadığı travmaların etkisiyle kabullenmek istemedi. Alpereng'in kardeşine merak etmemesinin bir hafta içerisinde mutlaka döneceğini söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Alpereng'in Şarköy'e gitmek üzere hazırlıklarını yaparken Yusuf önünde duran yoklama kağıtlarını inceliyordu. Kağıtların birinde üçüncü sınıf öğrencisi Münik bir çocuğun hecelere bölünüz soruna cevabı Yusuf'un dikkatini çekmişti. Abisini çağırarak ona da gösterdi. Öğrenci. Öğrenci. Öğretmen. Mutluluk. Sevgi. Balıkçı. Türkiye. Türkiye bölünmez demiştiniz öğretmenim. Alper Engin ve Yusuf <laughs> duygulanmıştı. Bu minik öğrencinin masumiyeti cevabı anlayana güzel bir mesaj içeriyordu. Şarköy yolculuğu için her şey tamamdı. Dersi olduğundan Yusuf abini evden uğurlamak durumunda kaldı. Sıkıca sarılıp vedalaştılar. Halperengin otobüsün hareket etmesinden itibaren derin bir düşünceye kapıldı. Aklına Bilal amca ile ilgili kötü şeyler geliyordu. Endişesi onu bir daha görememekti. T kötü duygulara kapılmamak için çantasından çıkardığı bir kitabı saatlerce okudu. Yanında bulunan bir amcanın seslenmesiyle kitabı bıraktı. Gözlerine yazık evladım, saatlerde bakıyorsun kitabı. Amca belki gözlerim zarar görüyor ama ruhum dinleniyor. Azıl yani evladım. Amca mesela ben şu an otobüste değilim aslında. Kitapla beraber ıssız bir yerde yaşam mücadelesi veriyorum. Bırak dalga geçmeyi baban yaşındayım. Amca sen hiç kitap okur musun? Yok okumam. Okuyup da ne olacak başım göğe mi erecek? Amca mesela şu an bu arabanın içerisindesin. Eğer insanlar okumasa, araştırmasa sence bu üzerinde seyahat ettiğimiz otobüs olur muydu? Haklı olabilirsin. İnsanlar okusun benlik bir şey yok. Senlik bir şey var amca. Sen okursan oğlun da, kızın da okur. Oğlun okursa torunların da okur. Böylece dünya daha yaşanabilir hale gelir. Sen bir büyük olarak örnek olacaksın ki senin ardından gelenler seni örnek alabilsin. Eh benden geçti artık. Senden geçmedi amca. Bedenin yorgun olabilir ama ruhun sonsuz ufuklara yelken açabilir. Yaşlı adam Alper Engin'in söylediklerini makul buluyordu ama okumaya adım atmak için inadını kırması gerekiyordu. Nihayet şarkıya ulaşmıştı. Alperengin hızlı adımlarla sahaf dükkanına hareket etti. Sahaf dükkanını kapalı görünce iyice endişesi arttı. Sabahın erken saatlerinde açılan dükkan öğlen olmasına rağmen kapalıydı. Panik içinde yanında bulunan terzi atölyesindeki Harun Efendi'ye sordu. Harun Efendi karşısında Alper görünce şaşırdı. Kendini toplayarak Alper e, ''Demek geldin Alperengin. Engin. Bilal amca geleceğini söylemişti.'' Neler oluyor? Bilal amca nerede? Bilal amca vefat et. Alperengin ölüm haberini alınca adeta beyninden vurulmuşa döndü. Adeta yıkıldı. Dudaklarından sadece Bilal amcanın adı çıkabildi. Biraz olsun kendine gelince sordu. Nasıl oldu bu? Kalp krizi. Alperengin Ah Bilal amca deyip iç geçirdi. Bir yıkım daha yaşamıştı. Canı en az babasını kaybettiği kadar acıyordu. Terzi Harun Efendi bu sırada cebinden bir mektup çıkartıp Alperengin uzattı. Bu mektubu Bilal amca geleceğini düşünerek sana vermemi söyledi. Biz seni hep suçladık Alper ama seni en çok Bilal amca severmiş. Alperengin mektubu alıp kapıda bulunan tabureye oturdu. Mektubu okumaya başladı. Alper Engin'e. Alper Engin, bu mektubu sana kendimi iyi hissetmediğim için yazıyorum. Elimde bu mektubu sana ulaştıracak bir adres yok. Bana gönderdiğin mektupta yer alan adrese cevap gönderdiğimde mektup böyle bir adres bulunamadı denilip geri döndü. Mektuba cevap alamayınca buraya geleceğine adım gibi eminim. Senin altın gibi bir kalbin var. Olur da görüşemezsek bu satırlar sana son sözlerim olsun. Kardeşinle barışmam beni çok mesut etti. Seni sevdim, saydım. Seninle yakından ilgilenmemin bir nedeni de seni çok iyi anlamamdır. Sana bahsetmiştim. Bir evlilik yaptım ve bir oğlum oldu. Oğlum böbrek yetmezliği çekiyordu. Tek çaresi nakildi. Eşimin böbrekleri uyum göstermedi. Benim be böbrekler uyum sağlamadı ama vücuduma iyi bakmamam bu nakli mümkün kılmadı. Oğlumun gözümün önünde el işini gördüm. Elimden hiçbir şey gelmiyordu ve bir akşam üstü oğlumu kaybettim. Vücuduma iyi bakıp sağlığıma dikkat etseydim belki de canım oğlum hayatta olacaktı. Eşim, oğlumuz, oğlumuzun acısına daha fazla dayanamadı. İki sene geçmemişti daha. O da hayatını kaybetti. Senin keşkelerin benim hayatımda hep oldu. Pişmanlığını çok iyi anlıyorum. Güçlü olmaya çalış. Ben bu hayattan kimsesiz gidiyorum. Son dönemlerde varlığın bana güç kattı sahaf dükkanımı, sürekli yolda kalmaktan korktuğun motorumu, evimi ve çiftliğimi sana bırakıyorum. Gerekli bilgileri ne yapacağını mektubumun arkasına yazdım. Senden tek bir şey istiyorum. Sahaf dükkanım benim bu hayatta en değer verdiğim şey. Onu yaşat. Sarayköy'de yaşayamayacağını düşünüyorum. O yüzden dükkandaki kitaplarla bir halk kütüphanesi kur. Başka türlü huzur bulamam kal sağlıcakla. Sağ, sağ ol, Bilal Aydın. Alper Engin mektubu bitirdiğinde adeta ayaklarının bağı çözüldü. Bilal amcanın hikayesi canını iyice acıtmıştı. Hissettikleri, babasının ölümünün ardından hissettiklerinden farksızdı. Ah Bilal amca deyip iç geçirdi. Mezarına gitmek için Terzi Harun Efendi'den adres aldı. Terzün Harun Efendi, Alper Engin'in üzüntüsünü görünce onun kötü biri olmadığından iyice emin oldu. Daha önce verdiği tepkilerden dolayı pişmanlık duydu. Alper Engin, suyla buluşmamış bir çiçek gibi cansızdı. Kolay değildi yaşadıkları. Zaten hayat başlı başına zorken bir de yaşadıkları Alper Engin'i iyice zayıf düşürmüştü. Mezara doğru ağır ağır ilerlerken Bilal amcayı gördüğü ilk günden son güne kadar yaşadıkları, yaşadıkları gözlerinin önüne geliyordu. Mezarlığa ulaştı nihayet Alper Engin. Yüzlerce mezar arasında Bilal amcanın mezarını arıyordu. Sağına soluna bakındı göremedi. Mezarcı onu sağa sola bakınıp mezar ararken görünce sordu. Hayrola hemşerim kimi arıyorsun? Sağ ol, Bilal Aydın'ın mezarını arıyorum. Bilal amcanın mezarı mezarlığın karşısında. Burada olan mezarlar daha eskidir. Tamam, sağ olun. Mezarlığın karşısına geçti. Çiçeklerin üzerinde olduğu yeni olduğu her halinden belli olan mezarın yanına gitti. Bilal amcanın mezarıydı. Yüreği geniş, dünyalar iyisi bu adam. İki metreyi bulmayan bir mezardaydı işte. Dünyanın gerçeği buydu. Alperengin mezarın başına yaklaşarak diz çöktü. Gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşları toprağa karışırken duyamayacağını bile bile Her şey için sağ ol Bilal amca. Vasiyetin olan halk kütüphanesini kuracağımdan şüphen olmasın dedi. Bitkin halde mezarlıktan dönen Alperengin sahaf dükkanına geri döndü. Bilal amcanın her zaman oturduğu yerin tam karşısında oturdu adeta orada oturuyormuş gibi bakındı. Bu halini gören Terzi Harun Efendi üzüntü içerisinde sordu. Alper ne yapacaksın? Mektupta neler yazıyordu? Mektupta bütün her şeyini bana bıraktığını, ben evladı kadar sevdiğini yazıyor. Saf dükkanını yaşatmam için bana vasiyet bırakmış. Seni sevdiği her halinden belliydi. Kimsesiz biriydi ama seveni çoktu. Peki nerede kalacaksın? Dükkanda kalırım. Olmaz öyle. Seni bir pansiyona yerleştirelim. Gerek yok Harun Efendi. Burada kalmak bana daha iyi gelecek. Peki Bilal amcanın mektubu sana neden ulaşmamış? Benim hatam. Sokak numarasını yanlış yazmışım. Alper Engin Şarköy'de bir süre daha kalmalıydı. Hem miras işleri hem kitaphane için gerekli işlemleri yapacaktı. Kardeşinin endişe etmemesi için bir mektup kalemi aldı. ''Kardeşim Yusuf, Yusuf benim gelmem biraz uzayacak. Endişeye kapılma geleceğim. Bu saatten sonra zaten kovsan gitmem. Bilal amca vefat etmiş. Çok derin üzüntü içindeyim. Bana bir mektup yazmış.'' Bu mektupta bana tüm mirasını bıraktığını yazıyor. Bir de vasiyette bulunmuş. Bu işlemler için bir hafta on gün burada kalmam gerekiyor. En kısa sürede geleceğim sevgilerimle. Alper Engin Alper Engin miras işlerini bu bir haftalık süre içerisinde halletti. Sahaf dükkanında olan beş bine yakın kitap için bir yer bulması gerekiyordu. Kırşehir'de kardeşi Yusuf'a bu durumu anlatıp bu kitapları getirmeyi düşündü. Bunun için Kırşehir'de uygun yerler bakılması lazımdı. Şarköy'de artık işlerini halletmişti. Terzi Harun Efendi'ye gidip sağ dükkanının anahtarına teslim edecekti. Harun Efendi'yi dükkanı kapatmak üzereyken buldu. Harun Efendi Alper Engin'e dönerek ''Ne yaptın Alper?'' ''Harun Efendi burada benim işim artık kalmadı. Senden bir şey rica edeceğim.'' ''Buyur ne demek?'' Saat dükkanın anahtarını sana bırakacağım. Sana bir miktarda para bırakacağım. Kırşehir'e dönüyorum. Kitapların Kırşehir'e gönderilmesini buradan sağlarsan çok sevinirim. Kapanıyor mu burası? Bir alamca buranın açık olmasını ya da burada kitaplarla kütüphane oluşturulmasını vasiyet etmiş. Buralarda kalamayacağıma göre kütüphaneyi Kırşehir'de açacağım. Anladım. Elbette yardımcı olurum. Endişeye kapılma. Sen bana bilgilerini ver, haberleşiriz. Bir amcayı çok severdim. Benim de bir iyiliğim dokunmuş olsun. Sağ ol Harun Efendi. Kal sağlıcakla. Alperengin Şarköy'de son gününü geçirdikten aklına Adnan ve Erkan geldi. Adnan kaybedendi. Adnan için yapacağı hiçbir şey yoktu. Erkan'a uğrayıp Şarköy'den ayrılacaktı. Balık restoranına doğru Erkan'ı görebilmek için hareket etti. Erkan oradaydı. Alper Engin'i görür görmez koşarak sayıl sarıldı. Buyur etti. Erkan annesinin babasını görmüş kadar sevinmişti. Heyecanla lafa girerek. O Alper abi hoş geldin aç mısın? Hoş bulduk Erkan. Sağ ol aç değilim nasılsın? Sağ ol abi bir daha gelmezsin sanıyordum. Hangi rüzgar attı seni buralara? Orası uzun hikaye Erkan hiç canını sıkmayayım. Sen ne yaptın görüşmeyeli? Ben de haberler iyi abi. Hoşlandığım kızla barıştım. Oo, çok iyi. Nasıl oldu bu? E, sadece bir şiir vesilesiyle oldu. Hiç <laughs> meraklandım. Hangi şiir bu? Kimin? Cahit Sıtkı Tarancı'nın Aşk Masalı abi. Kız arkadaşım Cahit Sıtkı'yı çok sever. Bana şiir kitabını hediye etmişti. Rafları karıştırırken denk geldim. Tembellik edip okumamıştım. Rastgele çevirdiğim bir sayfada Cahit Sıtkı Tarancı'nın Aşk Masalı şiirine denk geldim. Not düşüp adımı yazmış. Şiir çok etkiledi beni. Beni bu kadar sevdiyse kalbini tekrar kazanabilirim diye düşündüm. Şiiri okuyup kasete yükledim. İlk fırsatta karşısına çıkıp eline tutuşturdum. Şiir sonuna da sahilde her zamanki yerde görüşmek için beklediğimi kaydettim. Büyük bir heyecanla içerisinden gelmesini bekledim. Geldi abi geldi. Sevincimi görmen lazımdı. Oo Erkan sen neymişsin? Bu kadar inceliğe ben bile gelirdim. <laughs> Bırak dalga geçmeyi abi. Şaka bir yana Erkan. Çok sevindim adına. Sevgiye emek gerek. Sen de bunu yapmışsın. Merak ettim şu şiiri. Bir okusana. Bilmediğim bir şiir. Nerede ne zaman bu hava çalınsa, hoş geldi geçmişteki güzel günler. Nereye gidersen git, günlük tasa. Bırak biraz da şad olsun gönüller. Beşiktaş'ta gün görmüş bir bahçede Nisan akşamlarının en tatlısı. Sevdiceğim on dördünü sürmede ben de gönüllerin en kanatlısı. Ben delikanlıyım o kız ve dilber. Bahar kokan o yanıp tutuşan ben. Şakadan derken dalmışız de beraber. Aşk bahçesine çıkılmaz içinden. Ölüyorum senin için güzelim. Nasıl gülüp sokuluyor sahi mi Saçlarını okşayan hangi elim kollarımda o yarin kendisi mi Çöl olsa aşar dağ olsa yıkarım bizi ayıran kalın duvarları Bu acı gerçeği sonradan vardım Gök çoktan yeşildir dal çoktan sarı Bir define var gitsem bulur muyum Öpüştüğümüz ağaçlar altında Sevmek devam eden en güzel huyum, insan bir kere sever hayatında. Ben değilim söz açan gelecekten, var mı yok mu alemde bir o akşam? Hiçbir şey istemiyorum felekten, bir daha seninle beraber olsam. Harika bir şiirmiş Erkan, senin adına çok sevindim. Müsaadenle benim artık gitmem gerek. Nereye abi? Kırşehir'de kardeşimle yaşayacağım artık. E bir daha gelir misin? Bilmiyorum Erkan hayat sürüklerse ben istesem de gelirim. Düzeltiyorum burayı. Bilmiyorum Erkan hayat sürüklerse ben istemesem de gelirim. Adresi bırak abi mektuplaşırız en azından. Tamam kendine iyi bak selametle. Alperengin saate baktığında gitmesi için vaktinin geldiğini gördü. Kardeşini de özlemişti. Bunca zaman sonra onsuz geçen her dakika ondan ayrı geçen beş yıllık hasreti ekleniyor gibiydi. Bulduğu ilk otobüs biletiyle Kırşehir yollarına düştü. Alper Engin'i uzun bir otobüs yolculuğu bekliyordu. Yaşananlar kafasından bir bir geçiyordu. Aklına en çok takılan kütüphaneydi. Bilal amcanın vasiyetini yerine getirmeden rahat etmeyecekti. Kendine kalan mirası içine pek sindirememişti sizdi ama gönlü zengindi paraya hiç değer vermezdi helal paranın önemini babasından öğrenmişti zihninden babası geçerken aklına babasının söyledikleri geldi alperengin henüz 13 yaşındaydı çocukluk aklı nerede bir çalışan görse oyun gibi görür gider yardım ederdi yardımcı olduğu insanların para verdiğini gördükçe daha çok çalışmaya başladı Kazandığı paralar bir çocuk gözünden servete ulaşınca babasına paraları gösterdi. Bak baba bir sürü para kazandım. Belki de senin parandan daha fazla paran var. Hem de senin istediğin gibi helal. Oğlum Alper'im helal öğrendin. Şimdi de paranla övünmemeyi öğrenmelisin. Bugün arkadaşlarına ve bana paranla övündün. Paranın, malın, gücün aldanma evlat. Dünya kadar servetin var diyelim. Ama çöldesin. Bir bardak su için servetinin yarısını verir misin? Hmm, evet baba veririm. E peki aynı yerde acıktın, yiyecek bir somun ekmeğe muhtaçsın. Servetinin kalan diğer yarısını verir misin? Veririm baba. O zaman Alper'im dünyanın en zengini de olsan servetini bir somun ekmek ve bir bardak su olarak göreceksin. Asla paranla insanlara üstten bakmayacaksın. Kibirlenmeyeceksin. Alper Engin babasıyla anısını hatırlayınca gözleri buğulandı. Babası aslında fikirlerinde yaşıyordu. Doyduğundan fazlası artık Alper Engin için haramdı. Bilal amcadan kalan her şeyi bağışlayacaktı. Alper Engin, Kırşehir'e iner inmez kardeşi Yusuf'un yanına gitti. Okul saatiydi. Henüz eve gelmemişti. Yorgun bedenini ılık bir duşla rahatlatmaya çalıştı. Yorgun düşen bedeni Yusuf'u beklerken uykuya daldı. Bu sırada Yusuf geldi. Abini uyurken görünce sevincini sessiz yaşadı. İki saat sonra uyandı Alperengin. Kardeşini karşısında görünce doğrulup sarıldı. Aç olduğunu düşünerek Alperengin uyurken yemek hazırlamıştı. Beraber yemek yerken Alperengin vasiyet konusunda kardeşini açtı. Yusuf, Bilal amca ile ilgili sana yazmıştım. Bilal amcanın mirasında gözüm yok. Bana bir vasiyeti var. Onu mutlaka yerine getirmem lazım. Nedir abi vasiyet? Bilal amcayı tanımadım ama bizi birbirimize kavuşturan o oldu. Ne kadar minnet duysam az. Bilal amca sahaftı. Ya dükkanımı açık tut ya da kütüphane kur diye vasiyet etmiş. Yusuf paniklemişti. Yoksa şarkıya geri mi döneceksin? Heyecanla sordu. Kararın nedir abi? Orayı açık tutmam, senden uzaklaşmam demek. O yüzden kütüphane oluşturacağım. Bu konuda senin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Yusuf rahatlamıştı. Ah, tabii abi bir bakınayım. Bizim okul içinde müdür beyle konuşacağım. Kullanılmayan bir binamız var. Müdür beyle gerekli konuşmaları yaparım. Gerekli izinler alınabilirse orası çok iyi olur. Tamam, senden haber bekliyorum. Ona göre Şarköy'den kitapları getirteceğim. Yaklaşık 5000 kitap var. Ertesi sabah Yusuf'un ilk işi okul müdürü Refik Bey'le görüşmek oldu. Refik Bey gitti her okulda hafızalara kazınan bir müdür oldu. Köy enstitülerinde eğitim gören hocaların yetiştirdiği bir isimdi. Esberci eğitimden değil, uygulamalı eğitimden yanaydı. Tüketim toplumu değil, üretim toplumu yaratmaktan yanaydı. Dayatan değil, sorgulayan nesiller için çaba sarf ediyordu. Dolayısıyla Yusuf öğretmenin kütüphane fikrine çok sevindi ve ekledi. Yusuf Bey ne kadar mesut oldum bilemezsiniz. Gerekli yazışmaları ilgili mercilerle yapacağım. Abinize çok teşekkür ettiğimi bildirmenizi istirham ederim. Yusuf öğretmen çok sevinmişti. Abisine bu haberi vermek için akşamı zor etti. Okul bitimi abisine müjdeli habere vermek için hızlıca evin yolunu tuttu. Alper Engin'i kitap okurken buldu. Heyecanla. Abi kütüphane işi oldu. Ee, müdür Refik Bey çok sıcak baktı. Oh çok iyi haber verdin Yusuf. Netleşsin kitapları getirtelim. Yusuf'un gözü Alper Engin'in okuduğu kitaba ilişti. Kitap Alexander Dumas'ın Monte Cristo kontuydu. Kitabı eline alarak. Daha önce okumamış mıydın abi? Yok. İyi ki okumamışım yoksa hapishaneden kaçış planı yapıp başımı belaya sokabilirdim. <laughs> İki kardeş görüştüler. Monte Cristo kontu baş karakter Dantes'in hapishaneden kaçışını konu alan bir macera kitabıdır. Aradan bir hafta geçmişti. Müdür Refik Bey odasına Yusuf'u davet etti. Yusuf öğretmen heyecanlanmıştı. Kütüphane için olumlu bir haber almanın heyecanı içerisinde kapıyı çaldı. Buyur Yusuf öğretmen. Sağ olun müdür bey. Senin için çağırdığımı tahmin edebiliyorsundur. Kullanılmayan binamız için kütüphane izni aldım. Artık kütüphane için hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Artık iş sizde. Kolaylıklar diliyorum. Yusuf sevinç içerisinde sağ olun müdür bey diyerek odadan çıktı. Abim bu işe çok sevinecek deyip derse geri döndü. Okul çıkışı boş binayı inceledi. Gayet geniş, ferah bir binaydı. Kütüphane için uygundu. İki hafta İki haftaya burası harika bir kütüphane olur diye içinden geçirdi. Eve gidip abisine müjdeyi vermeliydi. Eve gittiğinde abisi Alperengin'i evde göremedi. Çok geçmedi. Alperengin geldi. Müjdeyi daha içeri girmeden verdi. Abi kütüphane işi tamam. Alperengin çok sevindi bu duruma. Hemen Terzi Harun Efendi'ye mektup yazıp sahaf dükkanında olan tüm kitapları istedi. Terzi Harun Efendi'ye. Harun Efendi burada kütüphane işini hallettim. Sahaf dükkanında olan tüm kitapları araçlara yükletip göndermeni bekliyorum. Her şey için sağ ol Alper Engin. Alper Engin'in mektubu on gün sonra terzi Harun Efendi'nin eline ulaştı. Harun Efendi hazırlıklara başladı. Kitaplar için 3 araç tuttu. Anca sığardı bu araçları diye düşündü. Gerekirse dördüncü araç tutulacaktı. Yüklemeler başladı. Akşama kadar bu yükleme işi sürdü. Sahaf dükkanı artık bomboştu. Meraklar terzi Harun Efendi olan biteni soruyordu. Harun Efendi artık sıkılarak cevap veriyordu. Dükkanda artık tek bir kitap kalmamıştı. Kalan tek bir şey vardı o da Bilal amcanın motoruydu. Bunu da göndersem mi diye kendi kendine sordu. Alper Engin'in sevineceğini düşünerek motorda araca yüklendi. Artık her şey tamamdı. Araçlar yola çıktı. Terzi Harun Efendi mektup yazmadı çünkü mektup kitaplardan daha sonra ulaşırdı. Ufak bir notu kitapları taşıyan işçilere Alper Engin'e teslim etmek üzere verdi. Alper Engin bu sırada kütüphane olacak binayı incelemeye gitti. Kardeşi Yusuf eşlik ediyordu. Müdür Bey'in gelmesiyle tanışmış oldular. Müdür Refik Bey bu hizmetinden dolayı Alper Engin'e teşekkürlerini sundu. Temizlik işleri ve rafların yerleştirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Müdür Bey söze girerek, ''Peki bu kütüphanenin adı ne olacak?'' Adı belli Refik Bey. Bilal Aydın Halk Kütüphanesi. Alper Engin vefat eden Bilal amcanın hatırasını yaşatmak için onun adını koymuştu. Onun adından daha doğru bir isim olamazdı. Müdür Refik Bey isme şaşırarak, Bilal Aydın kimdir Alper Bey? Bilal Aydın buradaki kütüphanenin açılmasına vesile olan bir sahaptır. Açılış için her türlü hazırlık artık tamamdı. Şarköy'den kitapların gelmesi bekleniyordu. Alper Engin, Bilal amcanın vasiyetini yerine getirecek olmanın huzuru içindeydi. Uzun bir yolculuğun ardından araçlar Kırşehir'e ulaştı. Alper Engin, araçları görünce yerinden fırladı. Araçları okula yönlendirdi. Kitaplar el birliğiyle indirildi. Bu arada Terzi Harun Efendi'nin notu Alper Engin'e teslim edildi. Alper Engin'e Alper söylediğin gibi tüm kitapları gönderdim. Seveceğ, sevineceğini düşünerek sen söylemesen de Bilal amcanın motorunu da sana gönderdim. Yolun açık olsun. Şarköy'e gelirsen mutlaka yanıma uğra. Umarım yaptığım bu küçük iyilikle kendimi sana affettirebilmişimdir. Hakkını helal et. Kal sağlıcakla. Terzi Harun. Alper Rengin not okuduktan sonra Harun Efendi hakkını helal etti. Gözü araçlar arasında olan Bilal amcanın motoruna ilişti. Aracın kasasında motoru indirdi. Motorun gelmesine çok sevinmişti. Motor ile ilgili hatıralar gözünün önüne gelince hüzünlendi. Bilal amcadan kalan en değerli hatıraydı bu motor. Kitaplar konularına göre sınıflandırılmaya başlandı. Bu işlem üç gün sürdü. Beş bin kitap artık yeni yerindeydi. Müdür Refik Bey kütüphaneyi görünce çok güzel olmuş dedi. Alper Engin'e ve Yusuf'a dönerek sordu. Açılış ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım abi? Hafta sonu uygunsa açılışı yapalım. Her şey hazır sayılır. Sadece tabela hazır değil. Onu da yarın taktıracağım. En son tabelayı kırmızı bir örtüyle kapatırız. Tamam. Harika iş çıkardınız çocuklar. Gönülden tebrik ederim sizi. Protokolde belediye başkanı, il ve ilçe eğitim müdürleri de olacak. Komutanlardan da gelenler mutlaka olur. Halkla beraber açılışımızı gerçekleştiririz. Protokolde düzeltiyorum. Protokolde devlet yetkililerinin olacak olması Alper Engin'i sevindirmişti. Açılışının önemsenmesi hoşuna gitti. Yusuf'a bakıp gülümseyerek sevincini paylaştı. Nihayet açılış günü gelmişti. Tabela kırmızı bir perdeyle kapatılmıştı. Protokolde Refik Bey'in dediği gibi il ve ilçe milli eğitim müdürleri, belediye başkanı, komutanlar, bölgenin ileri gelenleri ve coşkulu bir halk kalabalığı vardı. Manzara görünmeye değerdi. Müdür Refik Bey açılış konuşmasına başladı. Sayın belediye başkanım, il ve ilçe müdürlerim, kıymetli komutanlarımız, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Kütüphanemizin açılışını onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bu işte önce olan iki kardeşimizi size sunmak istiyorum. Bunlardan birisi bizim öğretmenimiz Yusuf Bey. Diğeri de onun ağabeyi Alper Engin. Bugün bu açılış yapılıyorsa onların emeği büyük. Alkışlarınızla onları sahneye davet ediyorum. Yusuf ve Alper Engin sahneye çıktı. Yusuf sözü abisine verdi. Alper Engin yüzlerce kişi önünde sözlerine başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kütüphane tüm insanlığa hayırlı olsun. Bu kütüphane benim için çok değerli olan bir büyümün vasiyetidir. O vasiyeti yerine getirdiğim için kendimi çok mesut hissediyorum. Alper Engin gözyaşlarını zor tutuyordu. Sözlerini toparlamaya çalıştı ama başaramadı. Bu sırada kardeşi Yusuf kırmızı perdeyi çekerek tabelanın görünmesini sağladı. Bilal Aydın Halk Kütüphanesi. Herkes sevinç içerisinde ellerini çırptı. Alper Engin'in ağzından çıkan son sözler ise Aziz Hatıran sonsuza kadar yaşayacak Bilal amca. Oldu. Son.